eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Dikiş eğitmenimiz Dilek Kalender. Hoş geldiniz efendim. Bugün Burcu artık Fox ailesine katıldı. Evet. Onunla ilgili heyecanımız büyük. Öncelikle sana hoş geldin diyoruz. Teşekkür ederim, çok mersi. Yeni programla ilgili konuşacağız. Evet. Sağlık, güzellik, aklınıza ne gelirse bulmuşken hepsini soralım diyorum Burcu'ya, doğru mu? Değil mi? Evet. Sevgili Hakan Akkaya'yla bundan kaç gün önce, kaç hafta önce? 3 hafta mı oldu? 2,5 hafta önce New York Moda Haftası'nda. 10 Şubat. Şöyle hafif. Evet. Ten bir rüzgar estirdi. Tüm detaylarını, tüm o güne götürüp onu, tüm heyecanını tekrardan paylaşacağız. Sedacığım bugün bizim için çok güzel tarifler yapacak. Farklı tarifler. Aynen. Neler olacak mesela bunlar? 5 yaş gençleştiren kürümüz var. Bak, doğal vallahi bak, bir beş parfüm. 5 yaş geri gitmezsen burada cingar çıkar. Evet. Evet, ve doğal parfüm yapacağız ve dolgunlaştırıcı dudak parlatıcı yapacağız. Hepimizin dudakları uygun. Deneyeceğiz değil mi? Olacak. Böyle aynen fırçalama fırçalı. Peki Dilek Hanım bugün bizim için ne yapacak acaba? Bugün pazar çantası dikeceğiz. Pazar AVM çantası. Alışveriş çantası dikeceğiz. Aa. Yanımızda artık poşet taşımayacağız. Kendi çantamızı poşet taşıyacağız. Kendi çantamızı kendimiz yapacağız. Kendimiz yapacağız. Hem de çok pratikten yapacağız. Harikasın. Heyecanla bekliyoruz az sonra. Sevgili Özgül de bize mantar kurabiye, evet, ıspanaklı sufle börek, Türk kahveli brownie yapacak efendim. Ama ne zaman hepsi? Reklamlardan sonra. Hepinizi bekliyoruz. Evet, Çağlar'la yeni gün başladı. Sevgili Hakan Akkaya ve Burcu Esmersoy'la birlikteyiz. Aynı zamanda pasta ve ekmek şefi sevgili Özgül Coşar bizlerle beraber, evet, demiştik. Hadi bakalım ne yapıyoruz bugün? Şimdi ben mantar kurabiyenin hamurlarını yoğurdum. Hı. Size de çok güzel kapaklar getirdim. Aa, bu kapaklarla yapacağız. Bunları, evet, kakaoyu bandırıp şu amacımız şu şekli oluşturmak. Güzel. Hemen şöyle görevlerinizi vereyim. Patates baskısı gibi. Aynen. Çok geçin güzel bakayım, çalıştıracağım. Geçin, buyur, buyur. Yeni gelin buyur. Ya niye yeni gelin? Göstereyim mi örnek? Şöyle kakaoyu bandırıyorsunuz. Evet. Ve ha, amacımız şu, öyle bir, amacımız öyle bir renk. Bu az oldu ama o ya kakaosu. Bir daha üstünden geçeriz. Şöyle biraz kakao. Şöyle. De çok bol oldu ha. Bakayım. Şöyle. Aa, güzel. Güzel oldu. Olmadı. Bir daha biraz daha bastırırsanız. Daha biraz daha. Böyle. Evet. Şimdi sonra kaldı o. Evet. Buyur, yeni gelin olunca böyle oluyor. Ne ara. Çok bastırdı. Kurtar onu. Hop. Ben alayım mı? Tamam. Çok iyi oldu. Şahane oldu. En güzeli bu oldu. Vallahi en güzeli bu oldu. Devam. Çok sen güzel daha oldu. Benimkini görmedin. Bu kadar iddialı konuşma istersen. Hakan'ınkini görme. Oo. Saniye. Bir daha. Bak sen nasıl bir... Ya bu işi biliyor musun? Bu değişik bir şeyler. Şimdi hepimiz kakao olacağız de, burada. Evet. Bak. Ha, içine de sıvadı. Evet, üstü de. Çok akıllıca. Ay, çok farklı bir yeni metot. Yeni damat olmayasın sakın. Keşke. Aa. Varsa bekliyorum. Bakayım nasıl çok oldu, çıkmayacak. Kız çok iddialısın sen. Çıkartır. O Hakan onu ne yapar? Ne eder? Ama o kadar kakao nereye gitti? Bak neler yapıyor. Bekle. Neler yapıyor bir saniye. Güzel. Bu da, evet, değişik. Bu da farklı, çok daha farklı güzel bir stil oldu. Tamam. Bunun kesin hamurunu normal yaptın bildiğiniz. Evet, bütün malzemelerin hepsini ben karıştırdım. Hı. Önceden. Sizi çalıştırmak için özellikle bunu çok yaptım. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Yuvarladım, tek tek tepsiye dizdim. Hı. Şimdi bu şekli verdikten sonra fırına vereceğiz. 180 derecede pişecek. Evet. Kızarmasını beklemeyin. Bu kızaran bir hamur değil zaten. Değil. Ne kadar yine pişecek beyaz yani kalacak fırında? Böyle bir 15-20 dakika kadar pişecek 180 hı derecede. Fırından çıkar çıkmaz da sakın elinizi almayın çünkü dağılacak. İyice öyle soğusun. Mi?
soğuduktan evet, sonra. Evet, iyice soğuduktan sonra alın kıtır kıtır. Nasıl kokacak biliyor musun o şeyi? Çok lezzetli, çok ve gevrek olacak. Değil evet. mi? Evet, tam evet. böyle anne kurabiyesi gibi kokacak herhalde. Evet, şimdi burayı saracak zaten şimdi peki kokusu. Sonra? Sonra afiyetle yiyebileceksiniz. Hayır şimdi, yani başka diğer reçetelere geçiyorum. Başka ne yapacaksınız? Afiyetle diğer reçeteleri yiyoruz. Ispanaklı sufle börek. Şimdi ıspanaklı sufle börekteki malzemelerimiz zaten ekranda olur birazdan. Tamam. Bütün malzemeleri şöyle geniş bir kapta karıştıracağız. Yufkayı parçalayacağız. Ispanağı elimizle parçalayacağız. Tamam. Ayrı bir kapta da kremamızı, tereyağımızı erittik. Sütümüzü ve kremamızı, yumurtamızı iyice çırpacağız. Tamam. Hepsini birbirine boca edeceğiz. Sufle demenin sebebi ne olacak burada? Çok güzel böyle kabaracak, puf bir börek olacak. Börek olacak. Zaten peki. böyle karışık bir börek. Böyle hani işte yufka ıspanak değil. Değil. Karman çorman olacak tamam. hepsi. Tamam. Hadi o zaman sen ona başla. Tamam. Biz de yerimize geçelim yavaş yavaş sohbetimize olur. Başlayalım. Şöyle alayım alkışlarla efendim konuklarımı. Seni ortaya alabilirim Burcucuğum. Tamam. Hakan'ı da böyle alayım. Öncelikle tekrar hoş geldin demek istiyorum sevgili Burcu'ya evet. ve hemen bahsedelim yeni programın hayırlı evet. uğurlu olsun diyorum. Bize birazcık anlat yeni programını. Çok teşekkür ederim. Haydi bakalım. Biz güzel güzel yerleri gezeceğiz, göreceğiz. 6 bölüm evet. olacak aslında. 6 tane lokasyon gezeceğiz. 6 yani. Farklı aynen, evet. yer gezeceksin. Evet. Önce ilk bölümümüz Kopenhag'da geçecek. Yani geçiyor daha doğrusu çektik. Geçti o çekildi. Aynen evet. Çok keyifliydi. Bir kere zaten sen de biliyorsun. Yani Fox'ta böyle ekip inanılmaz güzel ve tatlı olduğu zaman da hani böyle işin de daha da güzel oluyor. Keyif o yüzden veriyor değil mi? Tatlı bir iş oldu. Çok yorulduk ama çok güzel bir iş çektik. Kaç günde çekiyorsun mesela bir bölümü? Mesela dört gün falan gidiyoruz. Dört yani gün boyunca ne yaptınız mesela orada? Çekmeye başlıyoruz. Dört gün işte böyle yani şöyle bir şey. Oturup böyle evinde izlerken insanlar ya gerçekten ben buraya gideyim diyecek. Bir kere böyle hani diğer gezi programlarında falan gösterilen çok fazla turistik yani şeyleri. Bilindik yerler. Aynen öyle değil. Değil. Aynen. Böyle zaten National Geographic'in şeyleri tavsiyeleriyle gidiyoruz biz. Harika. Aynen. Editörlerimiz oluyor yanımızda. İşte özellikle nereleri gezmemiz gerektiğini de bize anlatıyorlar sağ olsunlar. Sen de aslında dünyanın birçok yerini gezmiş birisi olarak doğru bir işmediğin bir yerlere gitmek de ayrı bir heyecan verici herhalde değil mi? Hem de nasıl? Öyle bir liste çıkardılar ki ben gerçekten hiç gitmedim ve çok gitmek istiyordum. Mesela Kopenhag dediklerinde çok sevindim. Çünkü böyle yıllar önce ben koyu Galatasaraylıyım bilirsin hı-hı. sen de. İşte yıllar önce Galatasaray'ın çok önemli bir maçı olmuştu videosunda. Ve herkes hem Galatasaraylı için çok kıymetli bir yerdir Kopenhag. Doğru. Hem de gidilip görmesi için de çok da güzel bir yer olduğunu da biliyoruz. Böyle mutlu şehir diyorlar zaten mutlu kent diyorlar. İnanılmaz güzel bir şehir. Çok çok güzel. Tek başına da değilsin bu arada. Evet. Sezgin Yılmaz benimle birlikte. Şu an izliyordur herhalde bizi. Belki ona buradan yok uyumuyor da izliyordur herhalde diyeyim en azından. Birazdan telefon bağlantısını yapıyorum. Belki uyumasaydı gelirdi. Çok uyumuyordur diyeyim. Telefonla bağlansın uyumuyorsa. Tamam. İspat etsin uyumadığını. O da böyle şöyle bir şey. Şu açıdan Sezgin'le olmak... Partnersiniz değil mi? Evet. Sezgin'le olmak şu açıdan çok iyi oldu. Çünkü böyle sen de biliyorsun hepimiz artık yaşadığımız şeyler. Böyle sosyal medya bizim için çok böyle önemli ya. Böyle gezerken bakarken böyle farklı farklı güzel güzel yerler görüyoruz. Çok güzel bir atıyorum işte şimdi mesela ekrana da yansıdı. İşte evet. böyle bir heykelin önünde bir fotoğraf var. Ya bu heykel nerede? Bir bakıyorsun Kopenhag'da. Hmm. İşte Sezgin de bunları çok iyi biliyor. İşte renkli boyanmış sokaklar atıyorum. Gerçekten önünde gidip fotoğraf çekilmesi gereken bir lokasyon falan. Onları hep gerçekten Sezgin onun için çok iyi. Evet. Ya öyle bir şey güzel bir meç oldunuz şey aslında. Böyle girip evet. baktığında herkes evet. herkes şey blogger gibi. Evet, yani doğru. benim herkes normal bildiğim evet. arkadaşım atıyorum bilmem ne iş yapıyor. Aa bir fotoğrafları var. Evet. Hep kapak kızı. Evet. Kıyafet fetişiyor herkes. Ya ben burası evet. neresiymiş ne güzel yermiş diyorum. Karaköy çıkıyor mesela. Yani. Evet. Herkes, ben o, herkes ben senin aile... baktığın açıdan bakmıyorum. Nasıl bakıyorsun? Herkes bir kapak kızı evet, oldu doğru. ya. Doğru evet. Ha. Neye bağlıyorsun bunu? Herkesin bir güzellik endişesi olmaya başladı. Herkes bunu neye bağlıyorum biliyor musun? İşte herkes bir gün ünlü olacak ya. Herkes kendi içinde bunu barındırıyor ve öyle hani normalde atıyorum sen o fotoğrafları koyarsınız ya. Aa, hayır artık herkes. Herkes bir dergi kapağı peki, gibi. Peki sen şunu mu demek istedin şu anda? Yani mesela herkes bu sosyal medya sayesinde kendini ünlü zannedebiliyor. Evet. Ünlü hissedebiliyor. Evet, evet. Özellikle takipçileri evet. bunu kişilere böyle hissettirebiliyor değil mi? 100 bin takipçisi olan kendini şey sanıyor. Artık dijitalde ünlü olmak diye bir şey var. Orada popüler evet. olmak diye bir şey var herhalde diye düşünüyorum. Ama o çok yalan bir dünya gibi gelmiyor biraz geçici. Bir internet çok kısa bir dönem değil mi? Çok güzel söylüyorsun. O kadar internet kopsa bitti dedi. Doğru söylüyor. evet. Doğru söylüyorsun değil yani mi? Ünlülük orada biraz sınırlı kalıyor tabii ki. Yaratmak, üretmek aslında tabii i̇şte çok önemli. İşte ona kızıyorum anladın mı? Sen bu kadar çalış, yıllardır çalış dedin. Aa ne o 3 ayda. Ha tamam popüler kültür başka bir şey hepimiz. Evet. Ben de popüler kültüre hizmet ediyorum ve oradan ekmek yiyorum ama
insanlardaki etkisi beni bir şaşırtıyor. Evet. Hmm. Doğru söylüyorsun. Bir baş döndürüyor. Evet. Onu kabul ediyor. Neler evet, gördük bak. Saman alevi. Bir doğru sene önce. Evet doğru söylüyorsun. Evet. Peki çok Burcu yemeklerini deniyor musun gittiğin yerde? Evet zaten. O işte, dahil olan... mi peki? Evet çekimlere. Her şey var. Şöyle biz böyle hem gerçekten çok uzun işte aylar öncesinden rezervasyonlar yapılarak gidilebilen restoranlara da uğruyoruz. Ama onun dışında mesela işte atıyorum eline bir kahve alıp işte Kopenhag'da mesela onu yaptık. Çok eski neredeyse 100 yıllık bir işte şeye gidip pastaneye gidip oradan işte böyle şeyler alıp poğaçalar falan alıp çok öyle bir kahvaltıyı yani da anlatıyoruz. Burcu aynen. Nasıl gezerdi Kopenhag? Ya da sen i̇şte nasıl gezersin? Gezerdi, ya da işte Hakan nasıl gezer? Öyle. Biz nasıl gezersek öylesini gösteriyoruz. Yani böyle mış gibi de yapmıyoruz. Ne yapıyorsak onu gösteriyoruz. Harika. O yüzden çok iyi. Bu doğallığı ben çok seviyorum hakikaten. Öyle olması gerekiyor. Yani. Peki eşin ne diyecektim yani mesela şimdi ne bileyim 3-4 gün gidiliyor, çekimi yapılıyor. Hani nasıl izin verdi diye bir sorayım. Gerçi evet, izin evet. Aldın mı diye sorayım önce. Güzel. Ne bileyim aldım yani ya da ben böyle bir karar verdim. Ben bu işi yapacağım mı dedin yoksa gideyim mi sence ne çok yapalım? Çok güzel bir teklif. Fikir. Evet aynen öyle oldu. Şimdi mesela söyledikleri zaman 4 gün deyince böyle şey oluyor tabii. Eskiden olsa bekar olduğun zaman ne kadar güzel bir rahat iş aslında. Rahat rahat giderim dersin. Sonuçta şey olmadığın için sorumlu hissetmediğin için kendini gidiyorsun. Öyle bir şey olunca ben böyle işi duyduğum zaman çok heyecanlandım. O heyecanımı da ona yansıtınca o da bir şey diyemedi. Öyle bir şey oldu. Aynen. Güzel. O da böyle sevindi aslında. Şöyle bir şey daha var. Ben aslında buna inanıyorum da. Bunlar böyle ilişkiyi güçlendiren mesafeler aslında. Değil mi? Güzel. Bir erkek için bence 4 gün güzel. Güzel mi diyorsun? İyi mi geliyor? 4 gün bensizlik belki diyorsun. Evet. Güzel bir ara. O da sonra çalışıyor, arkadaşlar. Üretiyor. Evet. Bir iş yapıyor. Keyfe de gitmiyor. Belki de o yüzden bir sıkıntı olmamış. Bir de hafta içi olduğu için daha iyi. Çünkü hafta içi biz normalde de çalışan bir insan olduğu için zaten eve çok yorgun argın geliyor. 7-8'de geliyor. Hani benim yokluğumu çok hissetmiyor hafta içinde. Ya senin yokluğun hissedilmez mi? Allah rızası için. Ama bir de bir şey söyleyeceğim. Ya. Çok güzel çok güzel diyorsun. Hayır Berk yurt dışına gidiyor olsa okey güzel de. Türkiye'de kalan o ne yapacak işten çıkacak eve evet, gelecek. Doğru, evet. Ben olsa evet. Şimdi Burcu'nun hatırlarsanız gelinliği de, düğünü de, ay, güzelliğiyle de, dillere destan olmuştu. Teşekkür bir ederim. O minik seçimlerinden bahsedelim mesela tamam. Gelinliğin gerçekten alışılmışın dışında bence birçok evlenecek genç kıza da örnek oldu. Yani senin teşekkür giydiğin her şey çok beğeniliyor, seviliyor, örnek alınıyor diyeyim. Çok teşekkür ederim. Bu gelinliği seçerken neye dikkat ettin? Ne istedin? Nasıl bir Burcu istedin mesela? Şimdi ben hep böyle sözlü, ya çok açık sözlü bir insanım biliyorsun. Bu benim ikinci evliliğim sonuçta. Evet. Ve böyle hani insan şey diye düşünüyor bir kere. Yani hani ikinci evlilikte belki de bu bir yanlış bir şey de olabilir. Kafa yapısı da olabilir ama böyle kabarık falan çok böyle hani ne bileyim merhaba ben gelinlik giydim gibi falan öyle. Böyle bir şey olmasını istemedim. Böyle çok sakin bir şey olsun falan dedim. Ama sen böyle sakin bir elbise olsun dedikçe arkadaşların sana saçmalama evleniyorsun yani sonuçta deyip hani biraz bir kuyruk. Bir elbise gibi de olmasın evet, falan. Evet bir kuyruk olsun. Hani şimdi herkes çok şık giyiniyor çünkü bir evet. Davete giderken de çok şık giyiniyoruz. Doğru. Hani ikisinin arasında bir fark olsun bir gelinlik olduğu belli olsun dediler. Heh. Tamam dedim ben işte çok bu işi yapan çok yakın arkadaşlarım var sen de tanırsın. Evet. Onların yanına gittim şansa bir kahve içtik onlar beni... Gelinlik katına çıkarttılar. Ben böyle elimi bir askıya attım. Uzattım. Bu elbise. O kadar. Çok da sevdiğimiz yine çok sevdiğimiz sevgili bir insana. Yani. Aynen. Denk geldi. Onun elbisesine denk geldi. Ben dedim bunu giymek istiyorum. Çok güzel dediler. Başka denemek ister misin dediler. Olabilir dedim. Başka bir elbise daha elime attım. O da o çıktı. Dedim ki yani hani ya şaka iki elbise. Evet aynen öyle. Benim tarzım bu olacak demek ki. Ben dedim birinci seçtiğimi giyeyim bari. Tamam dedi. İşte sonra böyle gizli böyle Hakan benim hemen açık. Hakan hemen yorumlasın mı buradayken tamam. Burcu'nun gelinliğine? Aa bu ne sekilliği? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? O bence ikinci evliliğinde büyük gelinlik olur bilmem ne. Bence de oha kim ne istiyorsa onu giyer de sana ben öyle prenses gelinliği olmaz zaten. Tamam. Burcu sen bu kadınsın. Çok iyi biliyor ya. Bu kadınsın yani. Evet, kesinlikle. De. İlki de olsa, beşinci de olsa bu kadınsın sen yani. Yine olsa bence yine ya tabii yine olmasın da yani şey anlamında. Hayır şey olarak. Seçim çok aynen. Doğruydu. Peki sen nasıl buluyorsun bu tarz gelinlikleri? Sadece Burcu için söylemeyelim. Yani kabarık kabarık olmayan daha çok abiye elbise kıvamındaki gelinlikleri nasıl ya ben buluyorsun? Öyle çok öyle şey kutu bebeği gibi sevmediğim için. O da bir tercih. Gelinlik çok hassas bir konu. Ben mesela gelinlik müşterileri gelinlik çok az dikiyorum. Çünkü çok hassas bir konu. Çok uzuyor evet, konu. Çok bilmem yazık, ne. Mesela evet. Arkadaşlarım gelinliğini dikmiyorum. Ondan aran sonra. Açılır diye mi? Hayır. Şimdi o bana istediğini söyleyemez. Söyleyecek, sen ben ne yapacağımı bilemem. Ortaya güzel bir şey çıkmaz diye ama ben böyle Burcu'nunki tadında
Seviyorsun ama tabii şöyle bir şey var mesela bu nikaha uygun bir gelinlikti. Sen bunu bir balo salonunda yapıyor olsan de bunun balo salonuna olur hali olması bir gerekiyor. Bir versiyonu belki evet, hani, de olabilir. Evet yine bir tık daha. Bir tarlatan ister o zaman ama hani kutu bebeği tarlatanı değil. Evet. Peki düğün görüntülerini de yedik bu arada konuşmaktan. Çenemiz düştüğü için üçümüz yan yana geldiğimizde neler hissettin? Biraz o anlara gidelim mi? Ay çok güzel. Çok yani bir kere zaten eşime çok aşığım, çok seviyorum. Yani onun eşi olma duygusu bir kere çok çok güzel bir şey. Heyecanlandım. Niye New York'ta yaptık? Çünkü orada tanışmıştık ve bizim için çok önemli, çok kıymetli bir yer. Hep böyle denk geldiğimizde bir yer, bir de üstüne üstlük tanıştıktan sonra da 2 yıl üst üste. O yüzden orada yapmaya karar verdik ve şöyle bir şey oldu aslında. Yakınlarınız gelebildi mi? Herkes şimdi gelebildi mi? Şimdi onu söyleyecektim. Şimdi şöyle bir şey, ben ona inanıyorum. Eğer yurt dışında bir şey yapıyorsan, düğün yapıyorsan, insanları da oraya davet ettiğinde her şeylerini karşılayabiliyor olmak lazım. Tabii ki. Uçağından oteline hadi kadar. Hadi al biletini gel otelini sen kal olmaz. Evet. Doğru. Yani buradan bir saat uzaklıkta bir yer bile olsa yine de doğru. Hani o insanları o yük altına sokmamak lazım. Bir de hafta içine denk geldiği için zaten hani insanlar Türkiye'den bir gelip işte hafta içi bir de Amerika'da kalabilecek. Yani bir kere geldim zaten 3-4 gün gelmek lazım. Tabii benim gibi yüzden... New York'a 2 gün gitmemek lazım. Evet. Sen gittin evet. 2 gün gittin evet, ya New York'a tarih yazdım. Cuma geldi pazar şey gittin. Evet öyle. Böyle bir şey yok. O yüzden de hani böyle şey çok böyle çok yakınımız ailemizden olanları biz davet ettik. Davet ettiniz. Gelebilen ya da orada o tarihlerde orada olan varsa arkadaşlar, da işte bizimle olursa seviniriz dedik. Biz sonuçta bir 60 kişi bilen aldık çok ya. İlginç. Ya, evet aynen. Güzel. Evet New York'ta yaşayan ya da Amerika'da yaşayan çok fazla arkadaşımız da var. Onlar da sağ olsunlar geldiler. O yüzden ister istemez kalabalık ve güzel bir duygusu hissediliyordu biliyor musun çok Burcu? Gerçekten yani o Burcu'nun çocuk gibi heyecanlandığı duygusunu bütün biz videolardan orada olamasak da resmen hissettik. Mutluluğunuz daim olsun diyelim. Amin inşallah şimdi herkes nasip olsun. Sevgili Hakan Akaya ile birlikte New York Fashion Week haftasına gidiyoruz. Şöyle görüntülere bir bakalım isterseniz. Bakalım mı canım? Hadi canım. Hadi. Sadece ben vardım yanlış anlama. Ay çok iyi şu an. Evet tek bir bari. Evet insan çıkıyor. İki şeye koyar. Tek mankenle doğru. Ama şimdi programın sonunda. Giy çıkar. Giy çıkar çok yorulmuşsun. Çok, bu bana çok. Ait bir veterineydi. Senin için anladım. Bu bana yapılmış. Benim sevgili ekibim beni onara etmek için yapmış. Çok tatlılar çok teşekkür ediyorum. Bu da final yürüyüşü. Az sonra tabii ki bütün koleksiyonu göreceğiz. İşte hocam final müziğini yayınlayabiliriz bence. Onda bir sıkıntı yok. Direkt geçiyoruz şimdi defilenin diğer o bende yani bir sıkıntı yok. Çok iyi. Evet üzerine konuşabiliriz. Çok Hakan her koleksiyonunu gerçekten çok büyük heyecan ve travmalarla hazırladığını biliyorum. Çok yakından şahit birisi olarak. Peki bu sene ne düşündün ve her sene daha da insanları etkileme ve daha da üzerine koyma çabası bir modacıyı hakikaten yaşatan şey mi? Var eden şey mi? O tabii ben heyecan hep, ve benim o stres. Doğan ne iş yaparsan yap o heyecanımın kaybolmaması. Çünkü o her yaptığım koleksiyonda ilkmiş gibi heyecanlanıyorum. Onun için de sonuç iyi oluyor. O heyecanı kaybedersen zaten sonuç iyi olmayacaktır. Sen o zaman işte şeyini süreni doldurmuş ve artık hani onu elemiş gereken zaman elini rafa asman gereken zaman diye düşünüyorum. Bu koleksiyonda ne var biliyor musun? Herkes diyor ki işte bu New York başka bir New York'tu senin için. Şimdi ben vallahi her sene aynı şeyi söylüyoruz Hakan. Kendi içimizde de aynı şeyi söylüyoruz. Ama bak şöyle bir şey var mesela diğerlerinden farklıydı bu koleksiyon. Bu daha ben. Neden? Evet. Çünkü şimdi ilk gittiğimde çok iyi hatırlıyorum. Şöyle bir gerçek var. Şimdi sen Amerika'da tüm dünyaya oynuyorsun ve tüm dünya orada. İşte moda dergilerinin hani Türkiye'deki buradayken sadece Türkiye'deki moda dergilerinin editörleri var. Hayır Amerika'da Amerika var, Fransa var, İngiltere var. Evet. Yani asıl önemli olan herkes orada. Şimdi onların kurallarının dışına çıkmaman gerekiyor. Biraz onlara hitap ediyorsun. Yani kendi tarzını o kadar çok başlığı altına sokmak zorunda kalıyorsun ki o kaygılar ve endişe de %100 sen olmaktan seni, uzaklaştırıyor. Evet, evet. Şimdi bu benim üçüncüydü ve bu artık üçüncü yaptığım ilişkiler yani orada yürüyen işler bla bla dedim ki
Okey Hakan, artık sen kendin %100 kendin olabilirsin. Onu ortaya koymanın zamanı geldi. Öyle olunca da hep bu böyle olmuştur. Ben %100 kimseyi dinlemeden kendi istediğimi yaptığımda sonuçtan hep çok memnun ayrıldım. Bu da o defterlerden. Bu da öyle oldu. Bir de aynen hani bunun koleksiyon işte glam rock dedik, o eski rock starlar. Benim için orada yürüyen her model bir rock stardı. Çok güzel. Ve hepsi farklı tarzlarda rock stardı. Orada tesettürlü de var. Orada ne bileyim bir erkeğin normalde çok giyemeyeceği gibi görünen sadece rockstarların giyebileceği var. Evet. Yani bir insanın ne olduğu önemli değil. Benim için her grup insanın rockstarı vardı orada. Doğru söylüyorsun. Peki rockstar derken neyi kastediyorsun? Yani asi, cesur, evet, özgür, ne bileyim yani nasıl bir kadın veya nasıl bir erkek çiziyorsun? Kendiyle barışık, tabii ki insanları, yani yaşadığın coğrafya çok önemlidir. İnsanların hayatını rahatsız etmeden kendi özgürlüğünü yaşamak benim için çok önemlidir. Doğru. Bu koleksiyondaki her modelde o. Çok, evet. Çok. Peki en son finale çıktığın zaman, ben tabii ki hissediyorum, biliyorum. Çok net her cümleni şu anda ben söyleyebilirim ama senden dinlemek istiyorum. Bir Türk olarak o finalde orada yürümek, koşmak nasıl bir duygu? Ya şöyle bir şeydi, bu sene gerçekten her şey çok farklıydı. Biz 8 gün önce LCV'leri kapattık. Hı hı. O Spring Studio çok New York'un en büyük ve tüm dünya markalarının defile yaptığı bir yer. Ana bina oydu. 579 kişi üst limiti var. Bizim 8 gün öncesinde 1150 katılım vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Çok 350 kişiye katılmayın diye e-mail gitti. Bla bla bunlar var. İşte gelen ünlüler var, o var, bu var. Sonra çıktığımda 120 kişi fazladan almışlar ve onu görebiliyorsun. Yani evet. Kuyruk normalde vardı ya defilede, evet, kapıda. Yani işte çıkarsın, el sallarsın, gidersin. Fakat çıktım, öyle bir alkış kıyamet ve o öyle insanlar... Öyle bir enerji vardı ki. Ve o insanların hiçbiri tanıdığım insanlar değil, anladın mı? Ve ben tam tur attım. Tam tur atmak zorunda kaldı. En az benim kadar yürüdüm. Çünkü şöyle bir şey var. Bu tarafa çıktığımda öbür taraftaki insanlar ayağa kalktılar. Ve bu insanlar bana gelmişler. Evet, ve benim onlarla bir iletişim kurmam lazım. Onun için de... O 10 saniye yok, hatırlamıyorum. Değil, yani unutamayacağı bir an. Zaten Hakan o 10 saniye turu attıktan sonra içeri girdiği zaman biz ona su verdik. Çünkü Hakan'ın rengi değişmişti, titriyordu, suyu ya, içemiyordu, evet, ağzında işte yardımcı oluyoruz içmesine falan filan. Hepimiz ağlıyoruz ama arkada. Yani o tabii ki buradaki yaptığımız deftere benzemiyor. Onun ruh hali, rengi, her şey enerjisi hakikaten çok başka. Bir de burada şöyle bir gerçek vardı. Şimdi ben oraya buradan hani saygılarımı iletiyorum tekrar. Ticaret Bakanımız Ruslar Pekcan ve Tim Başkanımız İsmail Gül'le desteğiyle bir projeydi bu. Kendi defilem dışında 4 tane genç Türk tasarımcının koçluğunu yaparak Turkish, evet, Designers diye. Hakan sözünü bölüyorum, şu yürüyüşü bir izleyelim. Koşmaya başlıyor. Yürüyemiyor ki. Güzel. Harika. Nasıl hissediliyor? Baksana ya. Çok güzel. New York Moda Haftası resmi takvimine Turkish Designers yazdırdık. Evet. Bu da çok büyük bir şeydi. Çok büyük bir grup. Onun da stresi ve şeyi, hani o da böyle iyi defilelerden oldu. Yani güzeldi. Şimdi artık New York'ta benim için güzel günler başladı. Başladı. Aynı zamanda sadece defile konuşulmadı. Defileden sonrası da konuşulmaya devam etti ve heyecan orada da bitmedi. Çünkü dünyanın en önemli şovlarından, en bilinen şovlarından bir tanesi Ellen Show'da senin görüntülerin yayınlandı. Değil mi? Evet. Bir izleyelim o görüntüleri. Hadi bakalım. Evet, daha diyemiyor, konuşamıyor heyecandan. So a few weeks ago I told you we were gonna send you to New York and you're gonna walk in New York Fashion Week. Yes. Exciting, yes, right? Absolutely. I can't wait. Yeah. So we figured that you could use some help from an expert. So you know who's here? It's Kendall Jenner. New York Fashion Week, baby. Here comes Kaylin. Yay! Evet, herhalde herkese nasip olmaz. Birazdan ağlayacaksın, birazdan bir şey söylesin. Ya bu çok güzel. Bu gerçekten şey bir şey. Ellen Show dediğin şey, ben bu kadının zaten fanıyım. Evet. Benim hayallerim çok büyüktür ama hiç bugüne kadar Ellen Show'da benimle ilgili bir şey olacağını hayal etmemiştim.
Vallahi ki ben de etmemiştim. Çok büyük hayallerim yani. Vardı. Evet. Belki sonra, daha farklı hayallerim vardı. Bir kere geçirmişsindir. Bak, bir kere geçirmişsindir. Öyle oluyor. Annemle konuştuk bunu da. Aynen. Şimdi birkaç gün önce defileden mail geldi. Okey. Birçok hani o kadar koşturma var ki zaten işte idrak edemiyorsun. İşte izin istiyorlar bilmem ne. Şimdi durdum dedim ki benim PR ofisine New York'taki. Ya Ellen Show beni yayınlamak için benden izin mi istiyordu? Yani yok yayınladı diye dava mı açacağım diye. Hani Türkiye'de biz böyleyiz ya. Evet. Olur mu dedi. Sen Ellen Show için en az onun kadar değerlisin. Ne kadar? Senin programında yayınlayacak ve hı, bunun için senden izin istiyor. O zaman bir evet bir farkına var. Bir saniye Hakan, bir dakika ya. Evet yani oldun değil mi? Süpermen şeyimi çıkarıyorum. Ondan sonra yani gerçekten çok uğraştım ben bu meslek için. Evet. Çok uğraşıyorum da. Hı hı. Çünkü insanlar bu ülkede maalesef özellikle bizim cadı kazanı. Sen böyle bir adım ileri gittikçe beş adım seni aşağı çekmeye çalışanlar var. O yüzden tırmanış biraz zor değil mi? Ve şöyle bir biraz şey. Hem bir zor ama artık neye inanıyorum biliyor musun? Ne kadar çok seni aşağı çekmeye çalışıp o Bizans oyunları yapıyorlar ya sen çok iyi biliyorsun. Evet. Onlar onu yaptığı için ben bu kadar hızlı Ellen Show'a çıktım. Belki de değil mi? Belki de onlara da teşekkür etmek lazım aynen, değil mi? Aynen bu yukarıdakinin herkese cevabıydı. Al Hakan'cığım. Sen Ellen Show'dasın. Evet. Hani bu benim hayatımda neyi değiştirecek? Kendime güvenimi artırdı ve bana Amerika'da çok başka yollar açtı. Evet. Ben aynı benim ama çok güzel bir cevabım var. Buyurun. Artık buyurun hani, değil mi? Konuşmaya gerek yok. Ben doğru, başarılı bir adamım. Evet net nokta yani evet, aslında. Çok peki güzel. Hayal demişken hemen Burcu'ya da sormak istiyorum. Burcu'nun bundan sonra hayatla ilgili planları, hayalleri neler mesela? Yani işle ilgili ben zaten yıllar önce hani olmak istedim. Yani bir, kendi kendime aslında bir hedef koymamıştım ilk başladığım zamanda. Yani bundan ta 20 sene önce. 20 sene öncesi. Ay bir şey soracağım. Bizim 20 sene önceki görüntülerimiz 97. var mı acaba 97 senesi Türkiye Güzellik Yarışması'nda? Ay görsek mi acaba? Ne görsek şey ya. Demek ya. Gerçi Burcu'nun bir tek saçı kahverengi. Her şey aniden biraz fazla değişmişim. Böyle daha böyle kilolu falanım bulabilir miyiz Onurcuğum? Dolu dolu bir kadınım. 20 sene önce neydi hayallerin şimdi ne? Şimdi şöyle işte televizyon mesela 97 senesinde zaten televizyon falan düşünmüyordum ben. Sadece tabii, böyle bir ek iş olsun harçlığımı çıkartayım falan diye o işlere zaten doğru, hani soyunmuştuk. O zaman zaten böyle işte modellik falan ya da işte reklam oyunculuğu gibi geliyordu. Evet doğru. Sonra işte televizyona başlayınca televizyonda işte 98 senesinde Kanal D'de çalışmaya başladığımda yapımcı olarak başladım. O zaman da bir hayalim yoktu. Sonra televizyona çıktığımda bir televizyon kanalı şimdi söylemeyeyim böyle bütün televizyon kanallarının hep başka diğer televizyon kanalları açıktır ya. Bir evet, tanesine dedim ki ya benim inşallah orada tek başıma yaptığım bir programım olur dedin. Bir sene sonra oradaydım zaten. Ya zaten ondan sonra da yani zaten hani yapmak istediğim her şeyi yapmışım. Oradan sonra da bir şey yapmadım. Hep o çevrede, onun çevresinde. Oralarda yüzdün ve seni aynen, mutlu eden işi yapıyorsun evet, aslında. Evet aynen çok mutluyum tabii ki. Peki sadece televizyonla ve iş hayatınla ilgili değil. Tamamen hayat anlamında soruyorum sana. Ha, çocuk hani. Yo hayır ha, çocuk da şey olmayabilir. Hı. Yani çocuk illa istemiyor da olabilirsin hı, veya isteyeceksin diye bir şey de yok. Ama nedir hayalin? Yani Burcu'yu 10 sene sonra, 20 sene sonra atıyorum işte 60 yaşına geldiği zaman şurada görmek istiyorum diye bir plan yapıyor musun? Hayır yapmıyorum. Yoksa hiç yapmıyorum sadece mu diyorsun? Sadece yani 60 yaşında bile geldiğim zaman insanlar benimle ilgili genç yaşlısı hiç fark etmez. Herkes çok çok iyi konuşsun ve hani gerçekten iyi bir rol modeldim ben hani işte yaşadığım çalıştığım zaman süre içerisinde. Demek istiyorum. Peki insanların senin hakkında söyledikleri veya söyleyeceklerini çok umursuyor musun? Ha. O zaman öyle söylersen şu anlamda söyledim bu az önce söylediğim şeyi. Burada böyle biz hani çok ekran önünde işte insanların gözü önünde çok fazla olduğumuz için ben kendime biraz bazen böyle hani hareketlerime ya da işte yaptığım şeylere işte sağlıklı yaşamaya çalışıyorum işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum iyi şeyler yapmaya çalışıyorum iyi şeylere örnek olmaya çalışıyorum ne bileyim atıyorum işte sosyal sorumluluk projelerinde vaktim oldukça gücüm yettikçe yardımcı olmaya çalışıyorum filan filan gibi şeylerden bahsediyorum. Evet. Yani iyi bir rol model oldum olduğu gibi anlamında. Olsun. Peki ama onun haricinde bir şey ikinize de bir hiç şey sormak istiyorum. Bak şimdi ha, sana bir şey sormak ha, istiyorum. Şimdi bu ben bu meseleyi çok düşünüyorum. Ekranındayız iyi rol model. Bir dakika biz bir insanız. Şimdi ben bu biraz unutulabiliyor bazen. Üniversitelere bence çok gidiyorum. Üniversitelerde hep şunu söylüyorum. Yahu sen ekran önündeki bir insanın, o da insan, o da bir şeyler istiyor. Yaptığı kötü şeyleri değil, iyi şeyleri örnek alacaksın. Kötü şeyleri örnek almaya kalkarsan sen bir gerizekalısın. Estağfurullah. Şimdi bir sürü şey yapıyorsun. Sosyal sorumluluk yapıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. İnsan, bir kere biz de insanız yani. Evet. Bu biraz unutuluyor. İnsani, biz mekanikleşmiş ve sokakta, robot gözüyle bakıyorlar. Sokakta, mahallede herkes ne yapabiliyorsa sen de yapabilirsin yani. Çok doğru, da onları düşününce insan kendinden gidiyor. Peki.
Peki o zaman ünlüler neden başkalaştırılıyor diye bir soru geldi şu anda aklıma sence. Neden başkalaştırılıyor? Neden sadece hani örnek olarak onları görmek istiyorlar? En ufak bir yanlış hareketinde linç ediyorlar veya söyledikleri her şey neden mesela yanlış anlaşılmaya ve hep kötüye yorulmaya çalışıyor? Bravo, söyleyeyim sana. Çünkü ben şuna inanıyorum. Maalesef ki yani ülkemiz yurt dışında da belki böyledir bilmem ama ben burada yaşadığım yani burada yaşadığımız olayın şu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Pek çok insan senin benim olduğumuz yeri hak etmediğimizi düşünüyor ve bizim bir hata yaptığımızda "A bak gördün mü işte orayı hak etmiyor." diyor. Bak, evet. Orayı hak etmiyor. Orada olmaması gerekiyor. Ben biliyordum. Ben söylemiştim. Evet, demeyi seviyor. Çok ilginç bir şey bu. Burada insanların hangi duygusu ben yatıyor kimsenin... sence içte? Kendileri çünkü biraz. Senin oturduğun yerde oturmak istiyor. Ya da kendi mutsuzluğu evet, belki aynen. Olabilir. Evet aynen çok fazla oluyor maalesef. Ama şöyle bir şey, ben bununla ilgili şöyle bir iç rahatlığı içerisindeyim. Ben buraya, işte sen buraya, biz gerçekten tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Ve hala yıllar içerisinde geldik. Senin gibi evde, telefonda ya da bilgisayarda vakit geçirerek, insanları kötüleyerek oturduğu yerden... Bir şeyler yapmaya çalışmadık. Yani sen, ben işte, ya sen de aynı şekilde sabahın köründe kalkıyoruz, koşturmaya başlıyoruz. Eve gittiğimizde şükrediyoruz yani bugün hani eve gelebildim diye. Yanlış mıyım yani? O kadar yoruluyoruz ki. Çok haklısın. Ama insanlar da bunu dediğim gibi bizi biraz kafalarında mekanikleştiriyorlar. O kadar para kazanıyor. Yapacak tabii ki. Hani bu gözle bakılıyor. Bizim her zaman bence insan olduğumuz unutuluyor. Aynen. Az sonra şeyi soracağım. Söylenen kendisiyle ilgili söylenen şeyleri hiç umursamıyorum dedi. Onu soracağım. Veya bunu nasıl başardığını da soracağım. Ama ondan önce senin programlarından derlediğimiz görüntülerimiz var. Onu bir izleyelim. Tamam bakalım. Buyurun. 8 numara Burcu Esmersoy. İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Spor dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. NBA'de heyecan bu sabaha karşı oynanan 4 maçla devam etti. Ve bu haberle de bültenimizin sonuna geldik değerli izleyicilerimiz. Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Falımızda hasret var, ayrılık var demedin mi? Sanat, müzik ve magazin dünyasından derlediğimiz haber turumuzda sıra. Bakalım renkli dünyadaki son gelişmeler nelermiş? Eyes like a diamond, lips like a flame, burning in my brain, everybody here. Evet, arkadaşım şu prodüksiyon prensesi göndersenize. Prodüksiyon arkada goy goy yapıyor ya, umurunda, dünya umurunda değil. Ben şu... Prensese. Güzel, harika görüntüler. Evet, ya güzel, o 97 çok acayip. Benim de kafamda. Orada arkadasın sen de. Birazdan çok, seni açıklayacaklar. Çok acayip. Ama ne duygular, neler neler yaşandı hakikaten. Hemen geliyorum. Hemen bir bakalım acaba bugün bize Dilek Hanım neler yapacak? Merhaba. Bugün alışveriş çantası. Bakayım ama alışveriş çantamıza ben. Evet. Çok güzel. Çok gözlü. İçi de şeyle, bayağı böyle bir ceple değil mi? Evet. Kadınların en çok işini tertipli. Gören, değil mi? Tertipli seven kadınlar için rujumu bugünkü. Rujumu koyayım. Açın değil de. Koyayım. Evet. Çok güzel içlik, ceplikli, güzel bir çanta yapacağız. Maliyeti peki, az. Artık biliyorsun zaten poşetler de yasaklandı. Mis gibi herkes kendi evinde, arta kalan kumaşlarından, belki çarşaflarından bunları yapabilirler, doğru mu? Elbette eskiyen bluzlerinden ama şıktır, beğeniyordur, atamıyordur. Evet ama onlardan. Tabii bunu öğrenmemiz biz gerekiyor. Bugün, yani o kadar da kolay mı? Kolay. Özellikle bugün hani ben daha önce hiç dikiş dikmedim diyen birinin rahatlıkla yapabileceği bir şey. Çanta seçtim. Aynı zamanda tabii ki böyle bunun yanı sıra da bir AVM'ye giderken belki bu kadar hareketli düşünmeyebilirler. Böyle nakış makinesinde bir Frida üzerine sade siyah üzerine böyle bir şeyle taşıyabileceği renklendirebilirsin. Bir harika. Hadi başlayalım o zaman. Evet. Başlayalım. Ben sizin yanınızda zaten ara ara geleceğim. Önemli aşamalarda bana da haber verirseniz kaçırmayayım. Elbette. Olur mu? Kolay gelsin. Çok mersi. Peki nasıl umursamıyoruz o zaman? Hakan senden başlayalım. Sen ne kadar umursuyorsun seninle ilgili söylenen şeyleri? İyi şeyler, tebrikler, takdirler tabii ki hayatımızda her zaman var. Ama bunun yanında da belki en az bir o kadar da bizi üzen, mahveden. Evet. Tabii ki. Günümüzde belki de bir çırpıda yazılmış bir cümle bile bizim aslında günümüzü mahvedebiliyor. O yüzden diyorum ya bizim insan olduğumuzu da unutuyorlar diye. Kim bilir belki kendisine o cümle söylese o da perişan olacak. Ama bir şey söyleyeyim mi?
Ben artık mutlaka böyle 2-3 günde bir Twitter'da falan bir search ederim. Kendini mi? Evet. Ne bakıyorum. Yazılmış seninle ilgili? Evet, bakıyorum. Böyle akşam evde otururken çok keyifli oluyor. Bak bakıyorum. Zaten hani iyi olan o kadar çok az şey var ki. Bir de böyle başarılı oldukça iyi daha azalıyor, da. Tebrik daha azalıyor. Da. Hep böyle bir çemkirmek. Doğru. Okey bakıyorum. Ha, dikkate alabileceğim bir şey varsa... bir. Hmm. Gerçekten ben artık bu güzel, konuda şey olabiliyorum. İyi bir eleştiri. Hayır, kötüde de. Kötüde dikkat etmem gereken bir şey varsa bakıyorum. Ama o hani dipsiz kuyu, küfür, o bu. Hiç ah deyip geçiyorum. Hiç umursamıyorum. Asla. Bu öyle bir dönem ama her zaman böyle değil herhalde. Eskiden manyak mısın ya? Bir kere şey çok acı. Ailenle kahvaltı yapıyorsun. Evet. Bir bayram sabahı hiç unutmuyorum. Annem, kız kardeşim, yeğenlerim. Gazeteler gelmiş. İşte masada bir açtı annem. Öyle bir haber ki benimle ilgili, bayram sabahı ya, burnundan geliyor. Yazık ya. Anladın mı? Bu korkunç bir şey yani. Evet, sen kimseye bunu yaşatamazsın. Yaşatamazsın hakkı yani. Hakkı yok bir kere diye düşünüyorum. Eskiden bunu çok takıyordum. Artık mesela medya takibime bakmıyorum. Sadece defile dönemimde ben bakıyorum. De. Hani yaptığım iyi iş nasıl yer buldu ona bakıyorum. Onun dışında asla. Evet. Belki de en doğrusu olabilir. Mesela Burcu da ben geçen gün çok şaşırdım. Burcu'yu bence takip eden milyonlarca insan da çok çok iyi biliyor ki ilk kez çıldırdı, ben panik yaptım. Ne oldu, hani, ne oldu diye takip edememişim ne olduğunu. Ne olmuştu Burcu orada? Bir ya yanlış anlaşılma, seni böyle bir söylediğini çevirme gibi bir durum oldu. Abi, yok, gözlerini açtı koca. Hiç alakası yok, çok ilginç. Ben de işte yani ben de aynen hiç, bizim de medya takibim, yani benim de medya takibim var. Ben de hiç bakmıyorum yani, her gün raporlanıyor sonuçta. Tabii ki. Hani evet. Yaptığımız bir iş varsa geri dönüşü nasıl oldu diye bakabiliyoruz tabii ki. Aynen. İyi olmuş mu, iyi geçmiş mi falan diye, ama onun dışında genelde her gün bakmıyorum. Bir arkadaşım WhatsApp'tan fotoğraf, bir ekran fotoğrafı yolladı. Böyle bir televizyon ekranı. Böyle bir şey yazıyor. Diyor ki kadınlar benden korkmasın demişti ünlem. Şimdi lafı nasıl çevirdi? Ben öyle bir şey demedim ki. Çok demedim iyi. Ki çevireyim. Demedim ki niye çevireyim. Ya zaten niye çevireyim ki? Böyle birazdan falan yazıyor bu arada da, birazdan. Hani ekran dünyanın görüntü en önemli olayı. Bilgisi olduğu için birazdan verilecek haber. Ondan sonra falan. İşte yani kanalın yöneticisi arkadaşım olduğu için ekran görüntüsünü yolladım sadece. Bir de altına soru işareti yazdım. Hemen ilgileniyoruz dediler. Bana birazdan girecek videoyu yolladılar. Gerçekten videoda bir şey yok. Ama altına yazdığın şey çirkin. Normalde gazetede yapılan aynı şey. Haberi izlemese belki kafasında hep o görüntü hep kalacak, o kalacak değil mi? Aynen öyle. Maalesef. Böyle mesela manşete mesela diyor ki neler neler yaptı falan diyor mesela. Altında da işte diyor ki mesela işte atıyorum evinde arkadaşlarıyla Efet kahve içti mesela. İçine baktığın zaman haberin başka bir şey. Aynı olay da o. Evet, diyor ki bana muhabir işte diyor siz diyor kadınlar benden korkmasın demiştiniz diyor. Ben de böyle yapıyorum. Yüzüm, ifadem aynı onu. Evet. Ne? Böyle bir şey dememiştim ki falan diyor. Yok ben okudum diyor. Ama ben öyle bir şey demedim diyorum. Aa öyle bir haber vardı diyor. Diyorum ki herhalde yanlış anlamışlardır. Diyorum ki yani ben tam tersine kadınların da, sen de aynı şekilde kadınların da çok sevdiği az kadından bir tanesiyim. Evet, evet çünkü kadınlar birbirini sevmez diyor. Hayır öyle bir şey demiyorum diyorum. Ver odunu, ver odunu orada. Çünkü ertesi gün de o çıkacak yani evet, manşette. Tabii. Kadınlar kimseyi sevmez. Senin bir şeyi düzeltmene izin aynen. verirken başka bir şeye aslında evet. kapı açıyor. Diyorum yani ki, hayır. Biz artık gerçekten evet. gazeteci arkadaşlarımızla konuşurken ben mümkün olduğu kadar böyle evet az. Oldu. İyi evet. günler, teşekkürler, kolay gelsin çocuklar diye. Resmen böyle ilkokul öğrencisi Eda'sına konuşuyorum. Hadi sizi biraz ayağa alayım. Bir Oscar törenine gidelim. Kurabiyelere gidiyoruz diye. Kurabiyelere mi gidiyoruz dedi ya. Yok böyle. Gideceğiz. Kurabiyelere de gideceğiz ama ondan önce şöyle hep beraber bir Oscar törenine gidelim. Hemen hadi. Burcu zaten hazırım ben. Tamam Hakan biliyoruz çok hakikaten zevkli bir modacı ama Burcu da bence inanılmaz mühendisi. Zevkli giyinen, her giydiğini kendine yakıştıran bir kadın. Çok, o yüzden mühendisi. Onun da yorumları bizim için hazırım. Çok kıymetli. LED'den bakabiliriz, şu karşıdan göreceğiz. Tamam. Tek tek gelecek isimlerimiz, ilk başta Charlize Theron geliyor. Gelsin. Geliyor mu? Geliyor. Geldi. Yani çok ben birileri of. Demiş ki ben ki sarı saç çok severim yani Burcu biliyorsun. Evet. Bu arada yorum kendim yapıyorum önce. dayanamıyorum. Birisi demiş ki gerçekten ya sarı saçlı çok güzel. Tamam sarı saçlı çok güzel de bir insan her renkte mi güzel olur? Çok bana var. Yapsan şu rengi yani şey olmaz yani bence güzel olmaz. İnanılmaz bir kadın ya. Çok güzel. Değil mi? Çok. Çok. Ama çok eleştiri de aldı bu arada. Bu görüntüsüyle mi ilgili evet, sence? Evet aynen öyle çok eleştiri nedir? Aldı. Şöyle yani işte elbiseyi beğenmeyen var. Ben bayıldım. Ne? Bence çok bayıldım. Güzel bir elbise. Şu elbise bence... senin giydiğini düşünemiyorum bak sarı saçları ve gözlerini. Ya da senin giydiğini bende aynı yok, şekilde. Yok. Ama mesela şöyle bir şey sen daha iyi peki anlatırsın. Benim giydiğimi düşünebiliyor musun? Onu da düşünüyorum.
düşünebilirim. Onu düşünmemiştim hiç. Ama şöyle, sen daha güzel anlatırsın tabii ki. Kumaş kalın bir kumaş herhalde. Değil evet. Mi? Kalın böyle evet. Yerdeki parçadan daha çok evet. Anlaşılıyor. Çok kalın olduğu için evet, kadını biraz kalın göstermiş. Bir kere ya böyle mesela... Ya kadın biraz kalın olsa ben, ne olur? Evet, kendimi aynen, keseceğim ben, yani. Ne ilgili, var? Ya abi gerçekten inanılmaz bir şiddet uygulanıyor mesela kadınlara. Gerçekten kesinlikle. Hani sadece yurt dışında değil, Türkiye'de de aynı şekilde. Evet. Böyle mesela aa kilo almış. Abi sana ne? Yani kilo almış sana ne demek? Ne? Yani bu kadın çok güzel bir kadın ve her türlü çok güzel. İstersen 100 kilo o büyük kilo fotoğrafa alsın. Bakılamıyor. Hani evet, bak evet, büyük fotoğrafa ne kadar yok güzel. Yok efendim karnı biz, varmış. Okey yani ne var? Olacak? Evet, ha, biz hata odaklı atıyorum. Bakıyoruz. Evet. Güzelliğini neyse, görmüyoruz. İşte yok efendim ha. Siyah çok sert olmuş. Yok hayır bence çok çok güzel olmuş. Yok efendim kapalı yakaya takı takılır mıymış falan. Bak nasıl da takılmış. Öyle takılmış. Yok efendim arkadan gördüğü fotoğrafta biraz sırtı güzel falan. Yok hayır bence kadın inanılmaz güzel çok gözüküyor. Müthiş. Ve yani bunu bu kere kabul etmek bence lazım. Bence en iyi evet. Üçten biriydi bu. Kesinlikle. Değil mi? Bence çok çok güzel. Müthiş elbisinin görünüyor. Elbisinin rengi. Olay saç. Ya. Bayıldım. Saç. Takı. Makyaj. O kırmızı ha. Ruj. Şu Jennifer. Neyse sen, bütün program Jennifer galiba Charles Gould'da beni buradan uyarıyorlar. Jennifer hadi Jennifer. diye. Peki Jennifer Lopez. Ben eğer bir şey söyleyeceksem ben beğenmedim. Ben İlk de. Kez Jennifer Lopez'i beğenmedim. Tek hı-hı. Hali olabilir. Hı-hı. Neden? Çok... Neden mesela beğenmedi onu da çünkü konuşalım. Şöyle, çünkü ben de beğenmedim. Onu da ben çünkü de çünkü elbise yine sen çok daha iyi anlatırsın. Galiba rica aynalardan yapılıyormuş evet. Ve çok ağırmış. Hı-hı. Aynalardan olduğu için böyle kıyafet kadının vücudunu güzelliğini gösteremiyor. Vazo gibi görünüyor. Hayır, çok her tarafı kapalı olduğu için zaten kısa boylu bir kadın iyice böyle onu herkes basmış. Tamam. Baksana boynu moynu hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. Saçı yanlış o elbise için bilmem ne. Sönmüş, hani toplasa filan yükseltse kendini. Bir sonraki kıyafet partiye kendini, gittiği bir kıyafet var böyle yelpaze gibi. O çok daha iyi. O daha iyi. O bana daha biraz iyi. Da zorlama ve son zamanlarda çok Jennifer Lopez çok çabalı geliyor. Özellikle de o tek yanı açık kıyafeti giydikten sonra ben de çünkü böyle bir... Çünkü Beyoncé ona şöyle hafif bir kalça atıp öne geçtiği için. Hakan Akkaya'da yayınımızda Burcu Esmersoy'a kalça attı. Olsun. Peki. Geçelim. Kendall Jenner geliyor. Bu kıyafetle ilgili ne düşünüyorsunuz? Öncelikle ben izleyicilerime soracağım. Ben kendi izleyicilerime soracağım. Evet. Mikrofonu alalım. Nasıl buldunuz bu elbiseyi? Yorum yapmak isteyen. Nasıl buldunuz? Çağla Hanım güzel ama siz daha güzel taşırsınız onu bence. Size daha güzel yakışır. Ben onu giyer miyim ya? Giymezsiniz ama şöyle bir gözümde sizi görür gibi oldum. Boyunuz, posunuz harika ya, olurdu. Evet seni sana da giyerim. Olur o yani. Canımın içi. Çok teşekkür ederim. Rica ama ederim. Kıyafetle ilgili, kıyafetin marjinalliğiyle ve kesimiyle ilgili. Ama çok iddialı bir kıyafet. Güzel ama. Bir kadına sizce böyle yakışıyor mu? Kendall'a yakışmış mı? Yakışmamış bence. Yakışmamış. Peki. Yakışmamış. Burcu. Bana da yani fazla açık geliyor. Yani çok yani açık derken yani... Yani bir kere bence kırmızı halıda giyilecek bir kıyafet yok, değil partide. Gibi. Partide. Ha, öyle mi? Ha, partide. Öyle mi? Tamam parti elbisesiyse o zaman parti. Yani partilere yani neler partide de. Şimdi bunu nasıl dans şöyle, edersin? Hayır. Ne şimdi mesela şöyle bence partiye normal giriyorsan orada çok güzel eğlenirsin. Ama kendisi bile rahatsız olduğu bazı açılar var. Böyle mesela şöyle eliyle yaptın mı yaptığı doğru? Zaman böyle eliyle böyle bunu kapatıp böyle poz verme ihtiyacı duyuyor mesela. Sen böyle hani, bir elbise giyer misin? Ama öyle kapatacaksan giymezsin tabii ki yani. Hani Kendall'ın mesela hayır, o elbise. Madem giydin niye kapatıyorsun mu diyorsun? Evet burasını kapatarak poz vermeye ihtiyacı duymasına mesela şaşırdım. Belli ki o da rahatsız bir şeyden. Evet. Neden rahatsız olduğunu çok anlamadı. Sen şıpakat mı açacaksın? Ne bileyim öyle daldım bir şey düşündüm. Bacakları falan açmaya ama başladı. Ama mesela elbisedeki işçilik inanılmaz güzel. Evet. Şuradaki işçilik. O elbise o parayla giyilmiş bir elbise bence. Neyle giyilmiş? Parayla giyilmiş ki konuşulsun ve reklam olsun. Bir modacının. Yıllar önce Angelina Jolie 10 milyon dolar almıştı bir tuvalet giydi. New York'ta bir moda evinin. Büyük olay olmuştu. Bu da para çünkü bu tam bence isterse donla gitsin hiç önemli değil yani ama bu partide onlar rahat edemez dediğim edemez. Gibi ama bunu herkes peki, bütün dünya onu konuşuyor. Peki rahatının endişesi bize mi kaldı kalmadı ha. Ama ben de şahsi görüşümü söyleyeyim ha. O kasıkların o kadar açık olması bir erkek evet, değil bir erkek olarak bir kadın olarak bile mesela beni çok rahatsız etti açıkçası. Evet Serena Williams. Ben ilk kez görüyorum mesela Serena'yı. İşte Serena Williams da hani baktığın zaman asla zayıf olmayan oldukça kilolu süper. Demeyelim. Sağlıklı kalın ve çok güzel ve gözüküyor. Fit ve basenli, incecik belli. Belki beli 80. Evet. Ama kalçası da 110 ona göre. Yani çok öyle güzel. Bir güzel orant. Peki şu. Ya Hakan buraya gel gel. Şu. Göremedik elbise. Ne o? O kanat genişliği. Şuranın sarkması. Kanat sarkma değil o kanat sarkma genişliği. Değil, kanatı da var. Gel şöyle evet. Buradan bakacağız. Ha. O şey o sırt kanat genişliği var. Şu arkadan kolunu açınca şuradaki şeyi kası ya, çıkıyor. Serena vereyim usta yağ olma ihtimali var mı sence? Yok. Ama var. Ama yok.
Nasıl yorumluyorsunuz kıyafetini? Güzel gözüküyor. Elbiseyi ilk kez evet. görüyorum Serena Williams'ı bu arada. İnanılmaz güzel gözüküyor. Şurada bir detayı var galiba önde değil mi? Böyle bir... Böyle bir... Hakan herhalde vücuduna göre giymiş diye düşünüyorum bu. Ben şimdi belim eli çok ama zaten o korseyi giydiğinde o nefis bir şeydir. O da iyi dikilmiş bir korse. Değil mi? Burayı böyle iyice oturtulmuş hakikaten. Saçı başı makyaj da bence. Çok güzel. Çok güzel. Çok. Takıları çok güzel, güzel olmuş. Bence. Peki gelelim Bradley Cooper, Irina Shayk. Haydi bakalım. Evet. Muhteşem bir çift çok. Diye düşünüyor. Ben... Çok beğeniyorum kadını. Kadın çok hoş. Ben sadece şu kemeri gözüm alışamadı gibi yani. Evet. Ona o böyle o böyle bir dengesizleşiyor bir yerde. Gerek var mıydı hisse? Sanki değil mi? O stile gerek var mıydı orada? Sallanan şey değil de ama mesela bir kemer var ya arkaya doğru geliyor sırt dekoltesinde o tene gelen denk gelen yeri çok güzel duruyor bence. Ama şu saçak zincir saçağı çok şey yapamadım. Ama onun dışında saçı, makyajı, kendisi filan. Metaneti Lady metaneti. Gaga'nın şeyine karşı. Sus. Metaneti sabrı. Metaneti ve sabrını. Çok takdir ediyorum kendisini. Evet, peki sen Bradley Cooper'la ilgili bir şey söylemek ister misin? Çok, çok enteresan şıklı. Bir şey yok ama çok zaten şıklı. Çok ışığı olan... Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu elbisede de ne var biliyor musunuz? Charlize Theron'u gördükten sonra yani hemen hemen aynı elbiseler. Ondan sonra bunu beğenemiyorsun. Evet. Ha doğru. Doğru. Charlize'in üzerine geldi. Biraz o da var. Evet. Peki yanındaki kişi annesi... Annesi. Kimin annesi? Bradley'nin. Bradley'nin annesi, evet. Bayıldım ona ben. Çok, çok ne çok kadar güzel. İşte o da bir rockstar değil mi sanki? Evet. Evet. Değil mi? Ama rockstar diye bahsettiğimiz... Kesinlikle ödül alacağını düşündüğü için bence iki sevdiği kadının da orada olsun istemiş. Oha. Ama çok normal ve güzel bir düşünce aslında. Evet. Heh. Peki. Ve gelelim Lady Gaga. Çok ilginç. Oscar'la sadece sanki Lady Gaga ödül almış gibi bir efekt oldu. Yanlış mı? Resmen öyle oldu. Evet. Ama o konuşmasındaki evet. ağlaması tabii. Bilmem ne de bence. Bir aynen. damga vurma şeyi vardı yani. Elbise çok güzel sana sormak lazım. O kalça çok kısmı. Çok beğendim. Çok. Çok o böyle şimdi ekstra yapılan bir parça var. Herhalde. Yani elini koymak için yer yapmış çok gibi çok zor bir şey. Ben de bak koleksiyonuma bu New York'a 3 tane yaptım onlardan. Fakat bir emin olamadım. O bir cep mi? Hayır. Cep hayır, aynı içten zamanda. İçten onu vatka gibi yapıyorsun. Aha. Kola taktığın vatkayı kalçaya takıyorsun aynen. gibi aslında. Ama şimdi bunu Lady Gaga giydiğinde problem değil. Hı-hı. Ama başka biri giydiğinde kötü duruyor. Hı-hı. Çok güzel elbise. Saç. Saç çok güzel. Şey, aksesuar demek yanlış olur tabii. Mücevherler. Mücevher. Diyelim. Bir ufak. 100 yıl, aman bilmem kaç yıl sonra ilk defa Lady Gaga takmış onu. Takmış değil mi? O evet. bir şey bir onun için çıkarmışlar kasadan. Hı-hı. Saçı mesela perukmuş, onu falan çok konuşmuşlar. Öyle mi? Şimdi Amerika'da çok güzel bir peruk var ya, Türkiye'de de çok zor bulunuyor. Böyle ince tülden, ha, tülden tül, tenine yapıştırıp. Evet, makyajla kapatıyorsun. Ha, öyle bir öyle şey miymiş bu? Öyle. O yüzden güzel bir saç bence. Peruk evet. olarak güzel bir peruk bence. Peki eldiven olayına ne diyorsun? Bayıldım çok güzel çok. Bence. İşte o çok, güncellemiş çok güzel. Elbiseyi evet. deri eldiven. Harika. O takıya yakışmış. Peki daha fazla devam etmeyeyim çünkü diğer konumu da almak istiyorum. Tamam, alkışlarınızla tamam. Seda tamam. Sakacı geliyor efendim. Geliyorum. Haydi şöyle arkaya doğru geçelim. Hemen. Bize tamam, güzel tamam. güzel tarifler. Bize heyecanlandıracak tarifler evet, evet, değil mi? Burcu sen tamam, de böyle gösterdin. 5 yaş gençleştiren bir kürümüz var ama ondan evvel de çok güzel hepimizin evinde bulunan bir kaşıklarla kaşık masajı yapacağız. Kaşık masajı yapacağız. Evet. Çok güzel. Hem de anti-aging etki sağlayacak bize. Kaşıkları hemen göstereyim evde bulabileceğimiz şekilde. Şu şekilde. Şu kaşıklar mı? Evet bunlar kaşıklarımız hepimizin evinde var ama dezenfekte ediyoruz ilk başta. Onu da elma sirkesiyle elma yapıyoruz. Sirkesiyle dezenfekte ediyoruz. İster misiniz? Arada bir denemek isterseniz diye ben size aynen. de vereyim kaşıklarımızı. Elma sirkesiyle. Kurabiyeye az kaldı. Ne yapacakmış? Elma sirkesinden sonra buz masajı, hidroterapi aslında. Hidroterapi. Sıcak ve soğuğu bir arada ciltte kullanacağız. Özellikle mesela makyaj yapıyorsunuz sizler ve gözleriniz sabah yorgun kalkıyordur, şiş kalkıyor bazen, olabilir. Evet. Ya da işte göz morlukları olan kişiler olabilir. Morluk olabiliyor. Bazen. Bazen olabilir çünkü yorgunluktan olabiliyor. Dezenfekte ettik elma sirkesiyle. Sonrasında soğuk suya batırıyoruz kaşığımızı. Siz de batırın. Soğuk mu? Evet soğuk su. Soğuk su. Soğuk suda bir 1-2 dakika bekledikten sonra çıkartıyoruz. İki türlü. Onu da alayım. Şu şekilde. Tamam. Siz de sokmak istersiniz. Evet. Ben koydum burada. Biriniz de deneyim mi? Tamam. Biriniz de deneyebilirsiniz. Tamam. Siz de deneyebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Özellikle sadece göz altı torbalarımız için mi yapıyoruz? Yok. Bütün cilde yapıyoruz. Ha, bütün cilde gözünüzü kapatın. Kapattım. Şu bölgede hemen rahatlatıcı etki hissedeceksiniz. Ay. Hemen böyle 1-2 dakika aynen. bekletiyoruz. Sonrasında yine gözün altına koyuyoruz. Bütün cilde şu şekilde özellikle akupresür bölgeleri dediğimiz bölgelere güzel bir şekilde şakaklarıma da açık koysan şakaklarıma. Tabii şöyle yapalım. Biraz baskı uygulayın şu bölgeye.
Şimdi soğukla bütün cildi gezdik. Hı. Özellikle burada nazolabial kısımlar dediğimiz yani dudak bölgelerinde kırışmalar oluyor. Evet şuralarda olabiliyor. Evet düşüklükler oluyor. Boyun bölgesinde yine kırışmalar olabiliyor. 30 yaşını geçtik. Beni gösterdiniz sanki boyun bölgesini. Bana dönüp yapmanızda şey yok, oldum. Siz, siz de gösterecektiniz. Bir hoşlanmadım yani bir saniye yani. Kim var arkanda? Yok, hepimizde olabiliyor çünkü hepimiz tabii ki yaş alıyoruz ve doğduğumuz andan itibaren yaşlanma odaklı çalışıyoruz. Hiç zaten bu konulara girmesi. Tamam ve şu şekilde yukarı doğru hareketlerle boynun bitiş noktasından çenenin en üst bölgesine masajımızı yapıyoruz. Mesela Çağla Hanım siz yapın şu şekilde hem buna, de ekranları başındakiler de rahatlıkla görsün. Hiçbir şey sürmeden sonuçta değil mi? Evet, yani böyle kuru kuru. Kuru kuru yapıyoruz. Terim de kuru yani aynen. Kremin falan yok. Hiçbir temiz şey bir cilt. Elma sirkesiyle dezenfekte ettik. Sonrasında soğuk suya batırdık ve masajlarımızı yaptık cildimize. Cildimiz bir soğukla böyle bir dirileşti, hele, evet, bir dirileşti. Hareket aldı yani. Sonra anlamında. Sıcak ılık bir zeytinyağı olabilir ama zeytinyağı kuru ve hassas ciltlerde kontak dermatite, kurumaya, egzamaya, pullanmaya sürekli kullandığımızda sebebiyet verebilir. Ben genelde evde kesinlikle fındık yağı kullanmayı tercih ederim. Hem antioksidan etkisi E vitamini bakımından çok yüksek hem de çok iyi nem veriyor. Kaşık hatta, yandı şu an benim vücudum ısısıyla. Evet ısısıyla. Arada bir tekrar. Evet arada sokabilirsiniz. 1-2 dakika, 1-2 dakika yapıyoruz. Tamam. Sonrasında yine elma sirkesiyle bir dezenfekte ediyoruz. Evet. Ettikten sonra da ılık ama tabii ki cildimiz yanmayacak şekilde ılık bir şekilde zeytinyağı ya da fındık yağı. Ben fındık yağı öneririm ama genelde evimizde hep zeytinyağı bulunuyor. Bu zeytinyağı evet. Evet zeytinyağı hafif de fazlasını alıyoruz ve sonra tekrar yine masajla bütün boynumuza şu şekilde uygulamayı. Zeytinyağı ile masaj yapıyoruz. Evet. Peki diyelim ki cildimiz normalde çok yağlı ve sivilce oluşumuna müsait bir cilt. O zaman zeytinyağı daha da fazla yağlandırmayacak şimdi mı? Bu çok ya da güzel sivilce şey. Yapmaz mı yani zeytinyağı? Her zaman vardır ya yağlı bir malzeme akneye sebebiyet verir. Diye bir mantık vardır. Evet, bir mantık vardır. Zeytinyağı asidite var içerisinde. Oleik asit var. Komodojenik etki hafif gösteriyor yani gözenek tıkama etkisi gösteriyor ve sürekli kullandığınızda bir egzamaya sebebiyet verebiliyor ama bazı yağlar var kuru yağlar üzüm çekirdeği, nar çekirdeği yağı vesaire daha badem yağı gibi değil de yağlı yağlı yağ değil de daha antioksidan derecesi ve molekül yapısı küçük yani kuru yağ dediğimiz nar çekirdeği, üzüm çekirdeği, kayısı çekirdeği yağ gibi yağlar aknelenmeye sebebiyet vermez. Evet. İyi tamam güzel. Ve şunu da unutmayalım yağlı ciltte cildin nemlenmeye ihtiyacı yine mutlaka vardır. Yani şu mantık da yanlış. Yani yağlı cilde nemlendirici gerekmez. Hani eskiden de o. Her cildin bir var. Numaralı ihtiyacı zaten en önemli şey doğru nem. Yani nemle yağ aynı şey değil yani. Değil. Onun bir... Sebum faaliyeti derimizin alt bölgesinde kolajen, lif ve proteinlerle birlikte hareket eder. Ama derinin nemi ise dış nemi ve iç nemi ayrıdır. Bunların hepsi ölçümleniyor aslında. Tamam, biz dıştan nemlendiriyoruz, evet, su içerek de içten nemlendiriyoruz gibi. Ya da işte erik tüketeceğiz birazdan antioksidan etki için. Erik de su tutma kapasitesini vücudumuzda yükseltir. Ben her zaman ekranlara çıktığımda yiyemediğiniz bir şeyi cildimize sürmeyelim diyorum. Ama en önemli şey hepimizin cildi eşsiz. Yani doğru. Burcu Hanım'la işte Çağla Hanım'ın. Hepimizinki yine farklı. Evet hepimizinki farklı ve eşsiziz. En önemli şey kozmetoloji kimliği denilen bir kimlik var. Nasıl bizim kan grubumuzu biliyoruz. Doğru. Kozmetoloji kimliğinizi bilmeniz lazım. Nasıl bileceğiz bunu? Ya bunu yapan işte yurt dışında da yine Türkiye'de de yapan yerler var ve 1,5 saat ölçüm yapılıyor. Oksidatif stresi ölçülüyor derin. Ve cildin neye ihtiyacı varsa kişiye özel o veriliyor. Bak bu güzelmiş ya yani, değil mi? Tamamen yani kendi eşsiz. Kafamıza göre kremler yağlar yapacağımıza gidip aslında cildimizin gerçekten ihtiyacı olan şeyi keşfedip onun üzerine gitmemiz daha bir fayda sağlayacak. O zaman nokta herhalde. Atışı yapılmış. Ya da başkasına iyi gelmiş bir şey karışımı değil. Evet kendine. Bizde o çok vardır. İşte ben bunu kullandım sen de kullan. Bu bana iyi geldi. Hayır hepimiz eşsiziz. Derimizin doğru. Yapısı da eşsiz. Doğru. Burada ben şu an zarar vermeyecek doğal formüllerle ve her cilt tipine uygun verilebilecek formülleri veriyorum. Hadi. Onu mutlaka belirtmek isterim. Kaşık masajımızı yaptık. Yaptıktan sonra bir 5 yaş gençleştiren bir kür. Kür yaklaşımıyla yaklaşıyor. Bu nasıl 5 yaş gençleştiriyor? Benim hiç aklım almıyor. Çünkü 28 gün düzenli kullanacağız. Hemen yaptığımız gibi değil. 28 gün evet. Çünkü... Hayır, sür 3 dakika sonra. Ben de dedim acaba... Hayır ne bileyim bir geldi hemen yani diye düşündüm. Acaba tamam
olabilir. Bu bir 28 güne ben okeyim. Evet. 28 gün neden hani hep 21 günde bir cilt yenilenme, hücre yenilenme vesaire detoks etkisi vücudumuzda gerçekleşebiliyor. Burada da 28 günde bir ve düzenli bu uygulamayı prensip anlayışıyla yaptığımızda o kurabiyelerimiz gelmiş bir canım, muhteşem. Bana değil herhalde. Ben karbonhidratı biraz kestim kendim. Nasıl bana değil? Kurabiye kurabiye geldi. Ben başkaları yiyince minik... daha da mutlu oluyorum. Karbonhidratı kestin mi? Bir evet. saniye, bir saniye. Nasıl kestin karbonhidratı? Bu ara kestim. Neden? Ha, bu ara. Evet, çünkü şey iyi gelmediğini fark ettim bana. Ne yapıyor yani sence karbonhidrat? Bunu şişkinlik yapıyor çok. Aa. Ya da işte bağırsak fonksiyonlarımı biraz yavaşlatıyor. Diye. Yani makarna, pilav, pizza vesaire gibi, falan. Evet, karbonhidrat içeren hiçbir şey evet. yemiyorsun. Şunu bir tane tadına bakmaz mısın? Şu an bu hafta yapmasam olur mu? Ya minicik baktadır o ya. Tane bir şey. Tabii eminim ki siz. Burcu Esmer Soy bakmıyor. Karbonhidrat şey? Yemiyormuş. Mide sıçıyormuş, şey? Bağırsaklarına iyi gelmiyormuş. Bir saniye. Nasıl? Anlat. Bu kadar belli ki. Ne güzel. Ay yok ya, afiyet kadar, olsun. Sağlıkla yiyin güzellikleri. Gayet. Şu an konuşamayacağım. Gerçekten o kadar mı? Ama ben eminim taze taze yani. Taze dedi. Taze sıcak sıcak. Evet bu iki saatten sonra olmaz. Evet. Hadi o zaman o maskemize geçelim. Hemen evet ne yapıyoruz? Cilt içeriden beslenir dışarıdan desteklenir. Hı-hı. O yüzden cildi içeriden bir kere tamir edeceğiz. Bir nar suyumuz var. Hı-hı. Nar suyun içerisine zencefil ekleyeceğiz ve elma. Buradaki nar suyumuz az. Yarım litre nar suyu. Sonrasında da bir elmayı rendeliyoruz. İçerisine ekliyoruz. Sonrasında da yine yarım bir zencefili, taze zencefil önemli. Yapalım mı? Yapalım. Hemen yapalım. Ben şöyle yapalım hatta. Sana şurayı yer açayım istersen. Tamam. Ay. Vallahi deviriyordum. Tamam. Daha azaltayım. Hı. Yarım litrenin içerisine bir elmayı rendeledik. Genelde de tahta kaşık kullanıyoruz çünkü oksitlenmesin diye. Hı. Elmayı ilave ettim. Çünkü miktarım az. O yüzden elmayı daha az koydum. Ve zencefilimi ilave ediyorum. Zencefil çok güzel bir aroma verecek nara. Peki aroma verecek ama cildimize de ne yapacak yani evet, aynı şimdi zamanda? Nar klinik verili. Punisik nar evet. Asit, punisik asit omega 5. Yani hı. cilt yenileyici ve anti-aging kaynağı. Yaşlanma karşıtı etkiyi sağlar. Bu detoks suyunu her gün biz bir aç karnına içtiğimizde zencefil zaten toksinleri atmamızı sağlayacak. Elma bizi tok tutacak. Hem de elmanın içerisindeki C vitamini cildime güzellik sağlayacak. Ben günde yarım litreye yakın nar suyu içiyorum her gün. Gerçekten. Kendini güzel. Sıkıp mı içiyorsun? Harikasın. Her gün mutlaka. Gençliğini buna borçlusun diye düşünüyorum. Ama gerçekten omega 5, punisik asit muhteşem evet, evet. bir kolajen etkiyi sağlıyor. Biz de gençlik kürü diyoruz. Kolajeni harekete geçirmemiz lazım. Evet. Bu şekilde demleniyor, bekliyoruz. Ne kadar bekletiyoruz bunu? Yarım saat. Yarım saat bekledikten sonra içindeki partiküller de kalabilir, yiyebilirsiniz. Yok ben partiküllü sevmem diyenler de süzebilir ve içebilirsiniz. Her gün aç karnına ve gün içerisinde de zaten yarım litre yaptık. Öğlen, akşam çok rahatlıkla bu antioksidan etkili yaptığımız detoks suyunu kullanabilirsiniz. Şimdi bunu yaptık ama devam ediyoruz. Devam kendimize. Ediyor değil mi? Evet, daha bitmedi. İkinci adım. Hı. Aynen. İkinci adımda nar suyunu her akşam cildimize sürüyoruz. Çünkü anti-aging etkisinden yararlanmak için hem içeriden verdik hem de dışarıdan veriyoruz aslında. Yani narı kendi elimizde sıktık o gün değil mi? Taze taze, taze sıktık evet, taze ve o sırada sonra cildimize evet, sürüyoruz. Evet öyle de olur, öğlen de olur. Yani sabah, öğlen gün içerisinde bir kere cildimizi tonikliyoruz. Yani nar suyunu suyuyla. Atıyorum pamuğa sürüp cildimizi tonik gibi gül suyu gibi temizliyor evet. mu? Evet, evet. Kalsın cildimizde ama güneşe çıkmayalım. O yüzden akşam diyorum aslında. O punisik asit ve omega 5 güneşe karşı duyarlılık yaratabilir ve önemli olan akşam hem onun anti-aging etkisiyle ya da öğlen içerken öğlen de olur. Dışarı çıkmayın ama. Dışarı çıkmadan evet. peki. Sonrasında çok özür dilerim. Şimdi ben pratiklik açısından soruyorum. Tabii. Yani suyunu sıktık bir kaba koyduk diyelim. Onu mesela bir hafta boyunca kullanabiliyor yok. Muyuz yoksa hayır her seferinde eziyet taze, olsun sıkacaksınız. Evet taze hazırlamalıyız çünkü bunlar oksitlenirler meyve içerilerinde asitler var oksitlenmeye çok müsaitler. Evet. Bence taze sıkın yapanlar da var evet 2-3 gün kullanıyorlar. Hı. Evet kimseye bir sağlık problemi oluşturmuyor muhtemel ama taze taze etken madde miktarı daha fazla tabii ki. Peki Burcu seni böyle şeylere heyecanlandırıyor mu evde neler yapıyorsun? Şu an duydum yani beni heyecanlandırdı mesela ama evde şöyle bir şey yapalım. Ama şu an mı heyecanlandırdı? Eve gittiğin zaman yapar mısın mesela? Nar ben de... suyunu sıkacak bir kimi bulabilirsem yani onu düşünüyorum. Annem ben... kendi sıkacaksın nar suyunu. Onu şey. Ben işte beceremiyorum baby. Ben mesela narı hani böyle tane tane ayıklama çıkaran insanlar da var ya onlara da çok... Makinesi çıkmış. Size şöyle bir kolaylık yapalım o zaman. Evet. Yani tane tane olanlara hem zencefil ekleyin hem de elma püresi ekleyin. Yok o tane taneye gelemedi için. Daha henüz. Oraya da gelemedim oraya ben. Oraya da gelemedim. O zaman şöyle bir şey yapabilir mi? Narı...
posasıyla beraber meyve sıkacağını atıp suyunu çıkartıp yapabilir. Tamam. İlla ayıklayıp değil, posası da bence çok güzel olur. Kesinlikle tamam. Posasının içerisinde de çok güzel pektin malzemeleri var. Onu tamam. da hemen blenderdan çok tamam, rahatlıkla sert şeyleri ezebilen, bıçaklı olan normal robotlarla bunları halledebilirsiniz. Tamam. 28 gün dediniz. 28 gün düzenli yapmamız gerekiyor. Sonrasında erik. Eriğin içerisindeki antioksidan miktarı ve C vitamini çok güzel güzelleşme diyetisyenliğinde hep önerilir. Evet. Günde bir tane kuru erik de olabilir bu. Bildiğimiz taze zamanıysa meyvenin zamanı. O zaman da her gün bir erik tüketiyoruz. Sonrasında kolajen dedik ya, kolajen lif ve proteinleri bir proteinle destekliyoruz. Maske yapacağız cildimize. Patatesin içerisindeki protein ve bununla beraber soya sütü. Bakın soya sütü, klinik verileri var, cilt aydınlatıcı. Cilt aydınlatıcı. Evet, hepimiz cildimizin artık aydınlanmasını istiyoruz. Böyle bir moda var. Evet, sizin bir fresh, aydınlık duruyor yani bir aydınlık. Yani evet öyle duruyor soya yani. Soya sütü cildimiz. Ya da herhangi bir ya etken malzemeler tabii yani ki önemli. Şarap. Çok teşekkür ederim. Ve böyle ederim. Botoks motoks da yok. Çok bile hafif ince kırışıklıkları var ama böyle bir aydınlık yani suratımız. Yani toksinli olan malzemelere karşı benim çok duyarlılığım var. Tabii ki uzmanlık alanım. Yıllardır öğretim görevliliği yapıyorum bu konuyla ilgili. Ve eğitimciyim de zaten. Benim için gerçekten en doğalı neyse onu hep araştırıp buldum. Arge çalışmalarımda, aynı şekilde üniversite çalışmalarımda hep en doğalı ve en etkilisi ve nanopartikülü yüksek, derinin altına geçirgenliği iyi olması gerekir. Benim için ve tabii ki bilimsel araştırma. Yani bir şeyi iddia ediyorsanız mutlaka onun bir verisi olması tabii lazım. Tabii ki mutlaka. İşte peki, analizler çok önemli bunun için. Peki ben Burcu'ya sormak istiyorum. Az önce de hemen araya şey kaynamasın diye soracağım çünkü. Zaten çok güzelsin. Tamam çok bu çok net bir şey ama bu güzelliği korumak için de mutlaka bir şey yapıyorsundur. Ya beslenmeme dikkat ediyorum Çağla, bol işte yanına bileyim su içiyorum vesaire evet. Neler mesela uyku vesaire. Kesinlikle. Biraz tiyo vermen anlamında tamam. Aslında bu soruyu ben soruyorum. Ben mesela uykuya mutlaka çok önem vermem gerektiğini kendim zaten deneyerek gördüm. Ben 8 saat uykumu uyumadığım zaman ertesi gün gözüm işte aynen dediğiniz gibi işte ya şiş kalkıyorum ya yüzümde böyle bir hani sivilcelenme oluşuyor falan. Hemen i̇yi gelmiyor yansıyor uykusuzluk. Aynen yorgunluk bana hiç iyi gelmiyor onu biliyorum. O yüzden ben çok düzenli bir şekilde uykuma özen gösteriyorum. Çok erken yatıp erken kalkıyorum. Kaçta yapıyorsun Burcu? Hiç sorma çok şey yani. Benimkinden şey olamaz 9.30. Ha gerçekten mi? Çocuklarla yatıyorsun o zaman evet. Sen. Aa süper ne tamam. Güzel. Süper. Ben resmen 10 yaş bünyesinde yaşıyorum. Çok güzel. Çocuklarla beraber yatıyorum onlarla beraber kalkıyorum. Harika. Tamam o zaman 11'de yatıyorum. En geç. 11 güzel. En geç. Ondan sonra işte 6'da falan kalkıyorum, spora gidiyorum. Ama mesela şey, ben cilt temizliğime çok önem veriyorum. Evet. Ve kurumasına asla izin vermiyorum. Nemlendiriyorum hem içeriden hem dışarıdan. İşte sizin söylediğiniz gibi. Harikasınız. Sporla da oksijenleniyor ve deri nefes alıyor. Aynen evet. Şimdi toksin de atıyorsunuz. Bu da tabii ki egzersiz çok önemli. Yaşlanma karşıtı etki sadece bir yemekle, gıdayla ya da bir kremle olmaz. Bir bütüncül bir yaklaşım. Holistik bir anlayışla biz bunu hayatımızda prensip anlayışıyla yapmalıyız. Erken yatıyorsunuz harika çünkü saat 11 ile 2 arası melatonin dediğimiz hücre yenilenme seviyelerimiz kendini zaten hem yenilemeye başlıyor. Siz zaten ekstra ekstra güzelsiniz çok genetik olarak da ama bununla beraber en önemlisi koruyucu güzellik. Yani sizin daha çok bakıma aslında mesela sürekli makyaj yapıyorsunuz 2 haftada bir kesinlikle profesyonel bakım yaptırmanız temizletiriyor, lazım. Temizletirmemiz gerekiyor. Peki evet. Tıpta bu güzelliğin bir açıklaması var mı? Şunun değil mi şunun? Bu doğal güzel. Ben sana soracaktım. Sen bir şey yapıyor musun? Yemene bir saniye. Yemene, içmene, uykuna dikkat ediyor musun? Ne bileyim bir bakım yaptırıyor musun? Bakım yaptırıyorum. Bir de 5 yıldır kullandığım bir krem var. O. Haydi bakalım. Ona tapıyorum. Şimdi, yani ben mesela yakından inceliyorum. Kendisine de söyledim. İnanılmaz çok güzel bir şey. Çok ne güzel. Krem? Yani nasıl bir krem? İşte dışı kırmızı. D harfiyle başlayan anladım. O var ya benim. Aa senin hep alıp getirdin. Ama sadece o olamaz ya. Sadece o bir de işte en son bir kere Babyface denen şeyi yaptırdım. Babyface cilt bakımı yaptırdım. Sen çünkü güzel iyi beslenmezsin. Annenin yaptığı yemekleri yesen iyi kileyim. Olur da. Mesela dün akşam 8'de annemin yaptığı o sağlıklı yemeği yiyip bir arkadaşlarımla yemeğe gidip üstüne de pis yedim. Ha anladım. Evet, size uygun olanı bulmuşsunuz ama kişiye özel kozmetik ayrı bir ama şey. Ama bunu bana bir dermatologla birlikte bulduk. Evet. Onun içindeki aktiflerle
size uygun olan malzemeleri daha da yükseltip çok iyi bir noktaya getirebiliriz. Ama dediğim gibi mesela narsiyum mutlaka içerim. Ben çünkü sağlıksız besleniyorum. Yani arada kendi aslında iyi hissetmek için içtiğim bir şey değil mi Nar? Kendini iyi hissettiriyor yani. Neredeyse yani haftada 4 gün mutlaka içiyorum. Aa çok iyi, aferin. Ondan sonra böyle atıyorum, yoğurt yiyorum, bilmem ne böyle küçük küçük şeyler. Güzel, o aparatiflerle kendinize o... Bir de doğuştan anlıyorum ya, bunu herkes anlayamaz. Ne yaparsan yap, bozulmuyor. Harika. Hakkı'nın iddiasının şu kadardı. Bizde olsa. Keşke. Nedir bu özgüvenin sırrı Hakan? Elim sağlam. Aynaya bakıyorum ve çok şükür diyorum. En güzel, evet, şükür, doğrusu. Az sonra mutluluğun tarifini soracağım. Çünkü sadece görsel değil, bedensel mutluluk, ruhsal mutluluk da tabii ki mutluluk. Çok çok önemli. Az sonra soracağım ama tarifimize devam edelim. Hemen patatesle soya sütü. Soya sütü aydınlık etki veriyor. Klinik verileri var dedik. Hı. Patates kolajen etkiyi arttırıyor. Çünkü bir protein kaynağı. Bununla birlikte ne yapıyoruz? Bir yemek kaşığı patates püremizi kabımıza aktardık. Evet. Şimdi bu maske tabii ki hem gerçekten nem verecek, hem bir peeling yapacak, hem de gözenek sıkılaştıracak. Gözenek sıkılaştırmak. Patates gerçekten gözenek sıkılaştırıyor mu? Patates değil ama soya sütü, laktik asit var içerisinde. Hmm. Asit büzücü etki gösteriyor. Patates nem veriyor aslında. Hem de proteinden kaynaklı bir nemlenme ile beraber kolajen etkiyi arttırmaya başlıyor. Zaten nar suyu da kullanıyoruz ki serum yapacağız şimdi devamiyetinde. Dışarıdan, o da çok etkili olacak. Dışarıdan sürüyoruz. Dışarıdan sürüyoruz. İçme süt artık biliyorsunuz yani gittiğim bütün sütten işte daha çok keçi peyniri öneriyoruz. Süt aslında bir tek anne sütü faydalıdır diye bir sürü gittiğim konferanslarda onu görüyorum. Hani sütün çok yetişkin insana çok büyük faydası olmadığını. Artık yok, hatta yoğurtların, yoğurt işte kefir bize has, probiyotik ve prebiyotik oranları çok yüksek olduğu için onları daha çok yetişkinlerin tüketmesi gerekliliğini ben de her konferanslarda aslında duyduğum şey. Hem anlatıyorum hem kaç kaşık koyduk soya sütüne? 3 yemek kaşığı koyacağız soya sütünü. Hı-hı. Şimdi tatlı kaşığı olduğu için biraz fazla koydum ben. Tamam. Ve sonrasında eziyoruz. Hı-hı. Bu maskeyi birini yapabiliyor muyuz şu anda? Yapalım. Hemen izleyicilerimizden isteyen varsa hemen yapalım. Hemen attı kendini. Gel gel. Bir avaz da attı gel. Hemen yapalım. Çok hoş geldiniz. Şıksınız. Adeta bir rockstarsınız. İyiyim gel. Hadi otur benim yerime istersen. Hemen bir cildinize de bir bakalım. Bir macun haline getirdik. Güzel bir şekilde. Homojen hale getirdik. Aman dikkat edin. Şöyle hemen bir elma sirkesiyle. Ben bir elimi sileyim bence. Şöyle yapalım. Şimdi ciltte kızarıklık var. Evet. Yani hemen bir cilt analizi yapalım. Hemen bir bakalım. İltihaplanma var gibi. Hatta duşa girip çıktığınızda kızarmanız artıyor mu cildinizde? Yok, cildinde kızarma olmuyor. Şu bölgelerde, şuralarda. Sizde acaba roz mu var? Onu ama işte test etmek lazım. Oksidatif stresine bakıp hem de testini yapmak lazım. Ciltte hafif kılcal damarlarımız var. Yüzeye çıkmış durumda. Şimdi bu hem yatıştıracak patates içerisindeki hem de dediğim gibi laktik asit, biraz gözeneklerimizde de açılma var. Onları da çok güzel bir şekilde düzenli tabii yaptığımızda etkisini görebileceğiz. Ben cildim akşamları gül suyla temizliyorum. Evet. Badem sütüyle temizliyorum. Evet. Nemlendirici sürüp öyle yatıyorum. Harikasın. Ve de günde yani... Gündüzleri fondöten falan kullanmıyorum aldık. Fondöten kullanmıyorsun. Gündüzleri kullanmıyorum. Bu kendi yağlılığı için mi diyorsun? Bu kendi pembeliği mi suratının? Evet. Eyeliner kalıcı mı peki? Hayır. Kendi mi sürüyorsun her seferinde? Kalem. Şu şekilde. Evet. Şimdi sevgili Burcu da buradayken, Hakan da buradayken bizi izleyen herkes için güzellik tavsiyeleri istiyorum. Hem bence mental olarak hem de tabii ki kozmetik olarak da. Yani şunu yapın mutlaka diyebileceğiniz. Hakan. Sen söyle. Kendinizi sevin ve ne olur başka insanların hayatlarıyla değil kendi hayatınızla ilgilenin ki ileriye doğru gidin. Yani aslında biraz kendimizi çok fazla önümüzde fotoğraf olduğu için belki de ister istemez insanlar birileriyle sürekli kıyaslamaya başlıyor. Bence bir kadının yaptığı en büyük hata bu. Ve kendine aynada bakmayı belki unutuyor bile oraya bakmaktan, öyle değil mi? Bakmayı bilmek kaç başka bir şey. Kaç kişi acaba en son aynada gözlerinin içine baktı? Değil mi? Ben mesela söyleyeceğim şeylerden bir tanesi şu. Aynen seninki gibi. Aynada baktığım zaman kendime hep kendimle, yani konuşmuyorum tabii ben ki. Ben konuşuyorum bile. Yani ama sözünü hissediyorsun. Evet. Duygusal olarak. Ama mesela aynen öyle. Kendimle konuşuyorum. İyi, güzel. Hani ben o gün çok yorgun bile kalkmış olsam hiç böyle bugün çok kötü gözüküyorsun
cümlesini kendime hiçbir zaman söylemiyoruz. Her şey çok güzel olacak ve çok iyi. İyi, güzel. Gülümse diyorum mesela, gülümsüyorum. Yok. Ve gerçekten sonra gün içerisinde de aynı şekilde benim, kendimi iyi hissediyorum. Ve bütün bak, günün de öyle geçiyor evet, belki de Burcu değil mi? Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Benim kız kardeşimin en nefret ettiği şey o böyle drama queen olmayı sever. Drama queen'i açalım istersen. Yani dün gece kötü bir gece geçirdiyse sabah uyandığında da devam kötü eder. Kötü olaylardan besleniyor yani. Yani çok da o kadar kötü değil, ay öldürecek beni. Öyle. Neyse ben de ne kadar kötü bir olay olursa olsun başımda, gece ne kadar kötü geçmişse geçsin, sabah uyandığımda aynada yüzümü yıkarken böyle bakarım, evet, gülümserim. Aynen, ben de gülümserim. O kahvemi ilk 15 dakikayı keyifle geçiririm. 16. dakika gerçeğime döner ve. O işte meditasyon gibi. İşte ben de mesela düzenli olarak meditasyon yapıyorum. O senin kendi meditasyonun. İşte benimki farklı bir meditasyon. Seninki başka bir şey. Evet, yani evet, o aynada geçirdiğin süre olabilir. Yatakta 3 dakika daha fazla yatmak olabilir. Kahve işte içerken olabilir. Evet. Bir güzel bir koku evet, duyarken olabilir. Peki şey nedir mesela, merak ediyorum. Bunu çoğu aslında konuğuma da soruyorum. Hı. Hayat motivasyonun ne Burcu senin? Ne anlamda soru mesela? Yani seni hayatta işte çalışmak mesela değil mi? Evet, çalışmak. Ha. Ben çalıştığım zaman. Hayatta seni motive eden şey ne? İşte çalışmak benim çok aile ilginç. Veya yarın bir gün anne olma hevesi olabilir, ne bileyim, herhangi bir şey olabilir. Beni çok motive çalışmak ediyor. Çalışmadığım zamanlarda mesela yani tatilde olduğum zamanlarda daha bile mutsuz oluyor olabilirim yani. Çalıştığım şey, zaman. Ben de öyleyim. İş, evet, iş, o gün iş varsa mesela. Hayatım benim tatilim zaten iş. Çocuğun evet, al mayosunu giydir, mayosunu çıkart, onu yüzdür, onu çıkar. Aynen evet. O iş. Yani evet, o çalıştığım zaman. Değil mi? Parlıyorum işte, işleyen demir ışıldar gibi bir şey. Öyle, aynen o. Hakan? Ben de böyle çok depresif ve kötü olduğumda başarılarımı düşünüyorum. Başardıklarımı güzel, düşünüyorum. Çok güzel bir şey, bunu hatırlayabilirim. Diyorum ki senin güzel, hayır düşmeye böyle bir lüksün yok. Bak sen böyle bir adamsın. Bunları, kalkadı bunları ve yaptın, devam et hayallerine. Çok doğru, güzel. Harika. Güzel. Peki. Maskemizi sürdük. Sürdük. Bir yarım saat bekliyoruz. Hı hı. Sonra ılık suyla duruluyoruz cildimizi. Şuradaki... Böyle bir şey kapladı gibi oldu evet, sanki değil mi? Bu soya sütünden mi kaynaklandı? Soya sütü gerilecek. Gerilme oldu. Gerilme olmuştur. Yine patatesin sağdan verdiği... Sağdan gerilme başladı mı? Gerilendirme. Ve sonrasında da ılık suyla hafif bir şekilde temizliyorsunuz cildinizi. Evde de yapalım kendimizi. Evet, evde de mutlaka deneyebilirsiniz. Ama bunlar koruyucu güzellik anlayışı. Profesyonelle bunu aslında çok karıştırmamak bir gerekiyor. Bir tutmamak lazım ama evet, profesyonel her zaman yardım herkes alamayabilir. Evet, o zaman yani işte bu şekilde koruyucu güzelliğimizi sağlayıp oluşmalarını engellemiş olacağız. Evet, yani doğru, kırışıklığın oluşmasını engelleyeceğiz. Cildi daha taze ve fresh tutmuş olacağız. Yaştan dolayı oluyor tabii ki yani. Benim ama hep bir if püf var. Hep bir if püf. Ama yaştan dolayı da şöyle de böyle yaşımız, fıstık gibisin ya. Canım benim. Vallahi maşallah bak, yanaklar pembe pembe. Ben pembe olacağım diye 1000 tane allık sürüyorum o yanaklarıma. Aynen. Hiç kıymetini ya, bilmiyorsunuz vallahi ya. Mıncırdın mı? Ne yaptın o yanakları? Niye öyle pembe pembe? İşte hafif sizi görünce acaba olmasın? Nerelisiniz? Işıl'a Hanım. Nerelisiniz? Efendim? Nerelisiniz? Şebin Karahisar, Giresun. İşte ben de Karadenizliyim. Karadeniz kadınların evet, cildi böyle bizde mi? Annemin cildi. Bizim Karadenizli kadınların böyle. Evet. Çok acayip ya. Tabii annem 83 yaşında. Maşallah. Gergindir cildi annemin. Vallahi maşallah, gözler de çok şimdi güzel. Şimdi şunu peki, söylemek istiyorum. Buyurun, bir de serumumuz var. Şimdi evet, onu da yapacağız serumu, değil mi? Hemen arkasından da serum süreceğiz yaptıktan sonra. Nedir onu serum da yapalım. Fakat şu an tabii ki ışıklardayız. Televizyon ışıkları, sürekli telefon ışığı, güneş ışığı cildimizi yoruyor. Evet. O yüzden hepimizin bir güneş korumayı mutlaka kullanması gerekiyor. Hı. Aynı şekilde sizin için de. Neden belki kızardınız? Buradaki ışıklardan kızarmış olabilirsiniz. Ve onlar yaşlandırma etki de sağlıyor. Mavi ışık diyoruz ki şimdi herkes telefonunda evet, saatlerce. Yeni veriler mavi ışık var. Da, bizi yaşlandırıyor mu? Evet, mavi ışık da yaşlandırıyor. Beyaz buradaki stüdyo ışıkları da. Alışveriş merkezindeki ışıklar da bizi yaşlandırabiliyor. Evet. Ve sürekli telefonun başındayız ya ve bilgisayarın. Şu an genç kızlarda gıdı sarkması oluşuyor. Evet. Böyle değil mi? Şundan boyun, dolayı. Kolye çizgileri dediğimiz çizgiler oluşuyor. Nedeni sürekli kafa biz telefonda işlem yapıyoruz ya da bilgisayarda işlem yapıyoruz. O yüzden aslında artık kozmetoloji tabii ki bir bilim. O bilimle beraber işte kendimizi koruma altına almak, sağlıklı yaşlanmayı da bilmek, daha uzun ömürlü ve sağlıklı kaliteli yaşamayı biz bütün olarak görmemiz gerekiyor. Evet. Devam ediyorum. Evet. Ne yaptık? Nar suyu içtik, işte erik yedik, narı cildimize sürdük, patatesle soya sütü maskesi yaptık. Sonra üzüm çekirdeği ile nar çekirdeğini birleştiriyoruz. Bu yağları sabit yağlardır ve cildimize ve boynumuza her akşam yatmadan evvel sürüyoruz. Nasıl bir yağ bu?
Üzüm çekirdeği ve nar çekirdeği anti-aging ve içerisinde resveratrol dediğimiz ve OPC yani E vitamini denilen C vitaminden 20 kat güçlü antioksidan özelliğine sahip üzüm çekirdeği. Nar çekirdeği de omega 5 ve punisik asit double double bize güzel bir kolajen etki sağlayacak. Güzel ekstra hem nemleyecek hem de kırışıklıklarımızı da onaracak. Göz altınıza da değebilir bu serum. Yangı hissederseniz sadece fazlasını alın ve cildinizde masaj yapın. Masaj çok klişe gibi gözükse de doğru noktalara baskı uygularsak cildin verdiğimiz maddeyi emmesini sağlar. Cildinize ve boynunuza masajı yapın ve yatın uyuyun. Haftada 3 günde bu serumu yaptığınızda çok etkili olduğunu görebilirsiniz. Tamam, harika. Şimdi serumumuzu hazırlayalım. Evet, onu da uygulayalım güzelce. Aynen öyle. Tabii bu yağları seçerken de tercih ederken en önemli şey soğuk pres. Ve %100 doğal olması bizim için çok önem taşıyor. Var, araştırabiliriz. Piyasada artık doğal bitki dükkanları, eczanelerde her şeye çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Nar çekirdeği, üzüm çekirdeğini aynı oranlarda, her yarım miktarlarda. Her seferinde bunu taze hazırlamak gerekir mi? Hep sorduğum soru ama. Hayır, bu kalabilir. Bu kalabilir bunu mi? Hazırlayıp rahat bir şekilde 6 ay kahverengi şişelerde çok rahatlıkla saklayabilirsiniz. Sonrasında karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra bu karışımı herhangi bir şeye bir kaba aktarın. Kullanmadığınız bir şişe olabilir, bir kap olabilir. Bir şişeye aktarın. Tamam. Artık serumunuz hazır. Bunu her akşam cildinize, boynunuza... Ben neden korkarım demişim. Korkarım biliyor musun? Bu gözü altında falan fazla krem sürdüğünde minik yağ bezecikleri falan oluşuyor. O neden oluşuyor? Ya. Yağlardan biraz ondan ürküyorum. Güzel, evet. Yağlar birazdan yağ kullandığımız için yağlı yağlı kalmasını sevmiyoruz, biliyorum. Evet. Fazlasını peçeteyle şöyle, sürdükten sonra tampon bir şekilde... Hadi yapalım o zaman, onu da gösterelim. Tamam, hemen eğer fazla kalmasan rahatsız olanlar varsa... Tabii ki. Şunu söylemek istiyorum burada da, dediğinizde çok haklısınız. Normalde göz altına ürün sürmek çok önemlidir. Evet. Bir kere yüzük parmağıyla süreceğiz. Neden yüzük parmağı? Çünkü orta parmağımız çok sert dokunur. Yüzükle dokunur, çok hafif. Evet, en az baskıyı yapıyor. Aynen öyle. Kaz ayakları dediğimiz bölge. Yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi fazla fazla sürelim hemen geçsin. Yok, hayır, zaten krem emebileceği kadar emiyor. Evet. Ve aynı şekilde şuradaki kemik bölgesine tampon yapmanız lazım. Ha, öyle mi? Gözaltı evet. Torbasına değil aynen mi? Aynen, çünkü zaten şöyle göstereyim hemen. Nasıl bir suyu şöyle peçeteye damlattığım anda yayılma oranı var. Deri de emme kabiliyetiyle yukarı doğru çıkıyor zaten madde. O yüzden burada bir damla damlattı, yayıldı. Yani evet. biz buradaki bölgeye sürersek burada yağ bezleri yok. Ve deri çok ince. Orada ne yapıyor? Bir yağ butoncuğu oluşturma efekti yaratabiliyor. O zaman hiçbir şekilde şu kısma gelmiyoruz ya, yani evet, sürmeyin, krem sürerken. Sürmeyin. Aynen, çünkü siz buraya sürdüğünüz zaman. Ben burada fışkırma. böyle falan diye değil mi? Şu bölgeye sürdüğümüzde yukarı doğru yolunu bulacak ve zaten nemlenecek. Siz nemlendiriciyi şu bölgeye sürdüğünüzde o bu kadar zaten gidiyor. Gitme, yürüme kabiliyetleri kendisi olmuş oluyor. Kendisi yürüyormuş, haberimiz yokmuş. Evet, sonrasında hemen serumumuzu hazırladık ve onu sürüyoruz cildimize. Yine masajla bunu sürebilirsiniz çok rahatlıkla. Nar güzelce çekirdeği, üzüm çekirdeği, dediğim gibi anti-aging. Hem nar de cilt çekirdeği, üzüm çekirdeği yağı. Yağlarını kullandık. Bunları ben götürebilir miyim eve giderken? Tabii ki. Hı-hı. Teşekkür ederim. Sonra unutuyorum almayı, işten geçiyor. En azından alırsam şunu eve gider gitmez yapacağım. Siz de çok güzel bilgiler paylaşıyorsunuz. Evet. Bana her, çünkü bütün danışanlarım her seferinde sizden bahsediyor. Ya, evet, o yüzden ben de gerçekten çok beğeniyorum. Çok ayrıca sosyal medyada. Güzelce yağımızı sürüyoruz. Ne kadar bekleyecek? Bu şekilde yatıyoruz. Gece yatıyoruz. Evet. Dediğin gibi biraz ben önce... Ben eve gideyim yatayım. Ne? Ben eve gideyim hemen yatayım. Ama biraz erken değil misin? Ben de 9.30'da yatıyorum akşamları sizin gibi. 9.30'da mı yatıyorsun? Siz de tabii bana geleceğim diye erkenden yatıyoruz. İşte hepimiz evet, böyle bir sürü için halinde. Değil mi tatlım? Evet, hepimiz erken yatık erken. Şimdi göz altınıza da şöyle sürelim yanaklarınıza. Ay çok iyi oluyor vallahi. Evet, harika vallahi. Çağla Hanım. Çok güzel. Muhteşemsiniz. Tabii. İşimiz de yapsın. Güzel yapıyor. Hmm. Evet. Ya ben bir çekimi yaptım benim kanalıma. Orada gördüm. Bir takipçime cilt evet bakımı yaptım. Kız kendinden geçti çünkü başını bantladım, ılık sularla masajlar yaptım. Bak neler yaptım, inanamazsın. Bir de masaj enerji işi de. Yani iyi düşünen insanların derisi derisine değdiği anda ayrı bir enerji olduğunu ama düşünüyorum. Ama elleri falan çok güzel ya evet, böyle. Evet, çok güzel. Bak. Tam bakım elleri. Profesyonel edasıyla çalışıyor. Tam bakım elleri. Aynen öyle, harika.
Geri kalanı harcamıyoruz hanımlar. Hemen dirseklerimize, diz kapaklarımıza sürüyoruz. Aynen öyle. Aynen. Ve genç kalıyoruz. Tabii. Fazlasını aldıktan evet. sonra artık buna yatıyoruz. Sabah kalktığımızda da ılık suyla duruluyoruz. Ilık suyla duruyoruz. Aynen. Bu kadar. Öyle gideyim eve fark etmez. Tabii. Bu şekilde gidiyoruz. Fazlasını alalım. Aslında tabii rahatsız olmazsanız fazlasını aldıktan sonra biraz tabii pırıl pırıl durmuş olacak ama evet. Bu şekilde güzelce kullandığımızda nemi sağlamış oluyoruz. Az sonra tekrar devam edeceğiz tariflerimize ama sevgili Hakan'la şu makinenin başına bir geçelim mi acaba Hakan Akkaya? Dikiş biliyor mu? Her genç kızın rüyası. Nasıl Aran? 5 yıldır bu makineyle çalışıyorum ben zaten. Çalışıyorsun değil mi sen de? Benim bütün atölyede evet. makinelerim. Haydi bakayım ne yapabilir? Böyle hemen şey yapsak. Ha bayağı iddialı dikiş mi? Aa herhalde ne var ya? Ya ben şöyle bir şey var. Ben eski zaman o ayaklı makineleri kullanabiliyorum. Bunu ya benim annemin evinde de vardı ondan. Çok eski böyle nostaljik bir şey vardı. Bari işte, şunun iki ucunu ben birleştir. Onu yaparım ne var onda? Şöyle yapayım eğer mümkünse. Sapa bunu geçirmenizi daha pratik hem de oldu mu? Ne renk var? Üstünden şöyle mi geçecek siyah var. Peki? Buradan şöyle bir dikişle tutturabilirim. Şöyle tutturayım. Çok, evet. Daha işte şey. Elini... Ay. Hiçbir şey. Ay olur mu olur şimdi Hakan. Elini çek Hakan. Yok canım o öyle oluyor Çağla. Pedala, elini çek diyor. Pedala basmadan da çalışabiliriz. Hızını nasıl çalışıyor? Düşürdüm. Şöyle basalım. Aa, pedala aa, basmadan. Makinenin, makine benden akıllı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bas. Durduralım aynı yerden. Durdurmak evet. istediğinizde. Bak oldu sen ama. Bir şey yapmıyorsunuz bir şey zaten. Tamam. Peki nasıl bir şey oluyor orada onu merak ettim. İzmir. Şey basıyorsun. Ama arkadan kaldırıyorsun değil mi? Bozmayayım makineyi tabii, şimdi. Tabii tabii. Bozulmaz. Yanda. Anam, artık şey, yanda. Her şeyi başka. Sana şimdi yorgan diktireceğim burada Hakan. Bakayım. Şöyle. Şeyi merak ettim. Neyi? Dikiş izi nereye gitti? Ha gördüm tamam gördüm çok minik. Ama çok güzel oldu. Vallahi. Dur bakayım. Aa bayağı ya. Ve çok basit değil mi? Evet. Olabilir. Çünkü bu makinenin, bu makineler şey, ben defileleri getiriyorum ya, taşı yanında. Tabii tabii gel. Buradayken bir şey anlatmak mutfağa geçiyoruz. Ama, tamam devam ediyoruz değil mi? Tamam. Siz onu bitirirsiniz, tamamlarsınız. Burcu Hanım oturarak geçelim. Olmuyor mutfağa. Ya nasıl biz de isterse. Mi geliyoruz? Siz bilirsiniz. Ben hemen bir bakacağım çünkü. Oh. Ay! Dikkat edin. Sen çarptın mı? Nazar. Neyse o da görünmedi. Şimdi de ben düşüyordum. Kırdın mı bacağını? Yani tam tatlı bir nokta. Kasık bölgesi dediğimiz. Peki ıspanaklı sufle böreği evet. demişti. Pafır pafır olacak demişti. Hakikaten de bence öyle oldu. Bir görüntüsüne bakın inanılmaz görünüyor gerçekten de. Böyle bir farklı bir görüntü olmuş hakikaten. Nasıl yaptın bize birazcık anlat. Bütün malzemeleri derin bir kapta karıştırdım. Ispanağı parçaladım, yufkayı elimle parçaladım. Böyle bir harç gibi yaptık. Aslında vaktiniz varsa 2-3 saat güzel, bekletebilirsiniz. Güzel bekletin. Çok daha güzel emer. Benim annem dün gece yaptı. Yağını, sütünü, kremasını isterseniz biraz da arttırabilirsiniz. Daha evet. da güzel olabilir. Yani benim en sevmediğim çok börek. Çok lezzetli bir börek bu. En sevmediğim börek vallahi bak hangisi? Ispanaklı börek. Aa. Çok enteresan. Buna çocuklar bile bayılıyor. Ay işte bakacağım yani bakabilir miyim tadına tabii şimdi? Tabii ki hemen. Ya daha doğrusu ben börek yani keselim yemiyorum. Hemen. Ama bu börek bu beni bayağı yersiniz. Bir şununla kesiyorum. Tamam tabii şöyle ki. Bayağı büyük ama. Yani vaktiniz varsa dediğim gibi evde biraz daha dinlendirirseniz hem daha güzel çekecek kendini hem de daha güzel yumuşak daha sufle sufle olacak. Evet. Şöyle sufle sufle. Çıtırından da almak istedim. Şöyle azıcık soğusun. Bu arada tabii Burcu'ya da sormak istiyorum. Yani evlenmeden önce yemek yapmıyor muydun yoksa evlendik yapmıyordun. Peki evlendikten sonra yapıyor musun? Yapıyorum tabii ki. Şöyle bir aplikasyon buldum. O aplikasyon hangisi? Ne? İsmini söylemeyeceğim. Ayıp olur. Yani ayıp olur derken o söylenmez. Böyle o aplikasyonda böyle ev hanımları belki siz de biliyorsunuzdur. Ev hanımları evde yapıp denedikleri güzel kolay tarifleri koyuyorlar. Fotoğraflarını da koyuyorlar. İşte atıyorum tarifi de yazıyorlar. Evet, evet. Fotoğrafı en güzel olan yemeği mesela seçiyorum. Görsel en güzeli. Aynen evet. Akıllıca, aynen, evet. mantıklı. Onu yapıyorum. Mesela zaten çok iyi poşette tavuk yapıyorum. Poşette tavuk yapıyorum. Bir ismini söylemeyeyim. O kendisini bilir herhalde. Biliyor çünkü.
Yani inanılmaz güzel bir poşette tavuk tarifi var mesela. İşte ve büyük ihtimalle çok pratik mi? Çok. Aa, ama dakika. Ben mesela çok tavsiye etmiyorum hani öyle şeyi. Neyi? Biraz daha doğala yakın yaparsanız poşetin içinde mesela çok tavsiye etmiyorum. Ha öyle şeyler söyleyeyim. Ama ben işte bu, gıda mühendisiyim ben aynı zamanda. Ha öyle mi zamanda. Tamam peki. Ay mühendis adı bir de hayatın gerçekleri var yani. Kağıtta levrek mesela. Tabii hızlı olması lazım. Bak kağıtta levrek var mı? Kağıt olabilir. Kağıt olabilir. Beğeniyor alüminyum foyunu üzere. Bir tane çok iyi bir makarnam var onu mesela yani. Sabah öğle akşam yiyebilir falan işte iyi evet. Ay, bir dakika nasıl makarna bu sabah öğle akşam yenilebilecek makarna nasıl çok bir makarna? Çok güzel bir makarna. Bu domates soslu çok güzel bir makarna. Çok niye o bile bir şey? Peki tamam o ayrı en iyi yapabildiğin yemek hangisi? Pilav. Her türlü pilav. Allah hangisi? Allah. Domatesli pilav. Evet domatesli pilav. İşte, en zor yemekti. Ya, işte evet. Yani bizim onu evde, herkes bizim, tutturamaz. Bir tek babaannemden öğrendiğim bir şey vardı o da. Ben her türlü işte kesin atıyorum. Kesin bir taktik vardı. Var güzel bir taktiğimiz var. Ama eşim de çok iyi yapıyor işin kötüsü. Yemek yapıyor. Pilavı en iyi. Biz pilav yarıştırıyoruz. Şaka yapıyorsun. Evet çok kötü. Evde kötü. Eşiyle pilav yarışması. Brownie de pişti çıkarayım mı? Brownie'miz de hazır. Tamam onu da çıkartalım ona da bakalım. Ne enneli brownie demiş. Türk kahvesi yanlış gün geldim yani. Yok. Evet tabii bu da karbonhidrat. Evet. Onu da yiyemiyorsun. Bunu da yemeyeceksin. Tatlıyla aran nasıl? Çok var. Çok var. La la la. Öyle o kadar. Bizim dün akşam elim yanıyor. Eli yandı. Hop tamam yok şaka yaptım. Evet. Bu da Türk kahveli brownie yaptı. Bunu nasıl yaptın? Bir parçacık anlat. Onun içinde de ne vardı? Sütümüz var, tereyağımız vardı, çikolatamız vardı. Tereyağımızı eritiyoruz. Altını kapatıp ondan sonra çikolatayı ekliyoruz. Çikolata sıcağı gelmez. Yani ocakta sakın ha çikolatayı eritmeye çalışmayın. Önce tereyağını eritip üzerine çikolatayı koyun. Üzerine yapma, de Türk kahvesini koyup yapma. Bir güzel karıştırıyoruz. Ağlıyor. Ya ama çok lezzetli bir brownie'dir bu hakikaten. Ne ya? O içinde o içi böyle gördüğüm ıslak o şey görüyorum ben. Gördüğüm o şeye inanamıyorum diyordu. Dışı kabuk olur, içi ıslaktır. Bir tık daha pişebilir hatta. Ben hazır buradayken siz çıkarayım dedim. Bir tık daha böyle 2-3 dakika daha pişerse annem, çok daha lezzetli olur. Midemden çıkan sesi mikrofon alıyorum. Buna şimdi bir topta dondurma olacak. Şimdi buna bir tadına bakmayacak mısın şu an? Karbonhidrat sayılmaz çok. Ben anlamadım ki bu nasıl bir insan. Tamam Burcu Esmarsoy'un sıyrılığını şu anda öğrenmiş bulunmaktayız. Nasıl bu kadar zayıf, nasıl bu kadar fit? Tabii önce sporu da konuşacağız ama uzun zamandan beri mi karbonhidrat yemiyorsun? Yok abi yaptı bu bir deneme. Yani böyle deniyorum. Bir deniyorum. Aynen evet aynen. Başka neyi denedim mesela? Bir saniye müsaade ederseniz. Çok pardon. Ben mesela şey yapıyorum. Şimdi ben neye, bir şey beni şişiriyor. Ne olduğunu bulamadım. Çok denedim. Şimdi yavaş yavaş mesela işte bu mesela bir hafta boş şey yaptım. Hiçbir şey yapmıyorum. Sonra işte pilavla başlayacağım. Bir deneyeceksin. O zaman bileceğim bakayım pilav mı şişiriyor? Yok pilav şişirmezse o zaman atıyorum. Mesela sabah kahvaltısında simit yiyeceğim. Yani işte bir şey ama onu bulmaya çalışıyorum. Belki de. Şimdi onu keşfetmek için zaten. Evet. Aynen, peki bu dönemde diyelim ki buldun. Normalde Burcu Esmersoy nasıl besleniyor? Ne yiyor? Daha çok ne tüketiyor mesela? İstediği her şeyi yiyor mu? Diyet yapıyor mu? Evet yapıyorum tabii ki. Ama mesela şöyle bir şey. Ben sadece kendimi deniyorum. Mesela delirme günüm var gerçekten. Eğer çok bir şey yediysem o gün işte atıyorum. Makarnalar yediysem, çok yoğun yemek yediysem, günde 5 öğün yemek yediğim zaman onlar da oluyor yani eğer öyle yediysem ertesi gün 2 öğüne indiriyorum mesela yemeği. Ama mesela sabah kahvaltımı hep çok iyi yapıyorum. Yumurtalı falan. Evet. Akşam yemeğimi işte çorbayla geçiştiriyorum. Hepsi bir falan. Denge aslında. Aynen evet bir denge. Onu kendin zaten anlıyorsun da. Kilo alan bir tip misin normalde? Bilmiyorum ya. Hiç de görmedik seni. Hep incecik gördük. Anlıyorum. Yani. Ama bence yaşla ilgili falan da biraz da daha dikkatli olmak lazım ya. Belki. Almadan önce evet yani o hani metabolizma yavaşlıyor ya. Yavaşladıkça bizim daha fazla hızlanmamız gerekiyor. Hakan ne kadar spor yapıyor? Hiç ben sunucuyum. Sormak zorundayım. Sen istediğin cevabı ver. Haftada 5 gün. Haftada 5 gün. Yalan mı? Gerçek mi? Hiç yapmıyor. Hiç yapmıyor. Yani böyle bir şey yok. Peki Burcu neler yapıyor spor olarak? Ya da ne zamandan beri hangi sporları yapıyor, ediyor? Ben doğayı çok seviyorum. O yüzden şimdi hava iyice böyle iyileştikten sonra Berg Ormanı'nda koşmaya başladım. Haftanın 4 günü Berg Ormanı'nda ya yürüyorum ya koşuyorum. Eğer köpeğim benimle geldiyse yürüyorum. Ama mesela onun arkasından ya işte crossfit yapıyorum ya da pilatese gidiyorum. Mutlaka arkasına bir şey yapıştırıyorum. Boks artık yapmıyorum. Dizim sakat olduğu için işte tekme mekme falan atamadığım için biraz ara verdim. Şimdi ama dizimi iyileştirmeye çalışıyorum. Ben de vallahi yeni başladım bir... Çok memnun kalacaksın hayatın. Olamaz bir mutluluk. Bütün bir hayatım. Şey dünyadaki en iyi spor. Böyle en her iyi. Şeyim değişti böyle delirmek çok. Üzereyim o kadar. Çünkü o bir deşarj aynı zamanda. Müthişmiş çok ya. İyi. Keşke ya bütün hayatımın heyecanı şu anda boks diyebilirim. Evet. Ve vücudunu en güzelleştiren spor o. Anlatılmaz bir şey. Ben de yapacağım o zaman. Ha? Tabii ki. Bence çok bir denemen gerekiyor. Şeylerine sağlık tadına bakmıyor. Yani, siz bakın bari. Ben börekten yiyeceğim. Tekrar diğer tarafa doğru geçiyoruz. Biraz stüdyoda sizi gezdiriyorum ama diğer tarafa geçeceğiz. Çünkü bize bir hediyeleri varmış Dilek Hanımcığımın. Evet. Ay podyum yürüyüşü gibi oldu. Ne uzunmuş burası da. Buyurun. Evet. Öncelikle. Öncelikle.
sırtı çok güzel. Sırtı için. Pardon. Evet. Böyle keyifle makinede işlediğimiz, tasarımını kendimiz çizdiğimiz, evet, bu şık, cici sizde zaten çok güzel olacağını bildiğimiz bu güzel. Ya ne kadar zarifsiniz. Ya ben işte bu işlere bayılıyorum. Böyle dümdüz olan şeyleri böyle farklı butik şeylerle hale dönüştürebiliyorum. Böyle süslemeyi bir ara ben, benim makinem yoktu canım, ben elde ütüyle işte onu yapıştır, bunu yapıştır, bu kemer çok düzmüş, buna üç zımba çok güzel olur falan filan diye diye evde kafayı yemiştim. Siz iyi ki geldiniz vallahi. Bundan sonra beraber yapacağız her şeyi. Peki artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Ben az sonra yeni konumu ağırlayacağım ama öncelikle sevgili Hakan Akkaya, Burcu Esmersoy ve çok teşekkür ederim Seda'ya. Seda için kocaman bir alkış rica ediyorum. Çok özür diliyorum. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz reklama gidiyoruz efendim. Reklamlardan sonra yeni konuğumla Çağla'yla yeni bir gün devam edecek. Bekliyoruz. Kadın hastalıkları ve tüp bebek tedavisiyle ilgili merak ettiğiniz her şey için Profesör Doktor Timur Gürgan az sonra canlı yayında Çağla'yla yeni bir günde. Diyor. Yeni konumuzla birlikteyiz. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Timur Gürkan bizlerle beraber. Nasılsınız? Çok iyi. Siz de iyisiniz. Gayet iyi geldi. Teşekkür ediyoruz. Hoş bundan geldiniz. Evvelki programda da çok ilginç ve çok güzel kişiler vardı. Evet, çok iyi. Herkes herhalde oldu. Motive oldu. Sağ bakalım olun, çok, biz çok ne yapacağız. Ediyoruz. Hadi bakalım. Hocam dünyada ve Türkiye'de kısırlık oranını konuşarak başlayabiliriz arasında. Doğru. Aslında şu anda bu oran nerede gidiyor? Giderek artmakta. Zaten konumuzun da herhalde bir gün vermek istediğim mesaj da bu. Dünyada da, ülkemizde de, her yerde kısırlık dediğimiz çocuğa ulaşma oranında hani istediğiniz zaman çocuk olmama şansında artma var. Üreme azlığı. Giderek artıyor. Neden sizce? Valla nedenin şeyi şu, her şeyden önce insanların fabrika ayarlarında belli bozulmalar meydana geliyor. Ki ben bunu yeni bir konsept olarak söylüyorum ki, söyleyeceğimiz balanslama konseptinin de temeli bu. Temeli bu aslında. İnsanlara Allah yani? Neyse siz siz de inceledim. Baktım şimdi bir şunu söylüyorum bakın. Ben yaklaşık 34 senedir yaklaşık olarak kadınlarla ve çocuklarla uğraşıyorum. Hı hı. Söylediğimiz şu. Allah'ın kadınlara verdiği en önemli mükafat çocuk sahibi olabilmedir. Tabii ki. Bunu gelirken de baktım ki daha evvelden de ezberledim adlarını. Yani sizin de iki çocuğunuz, evet, var. Kuzey ile Uzay. Evet. Uzay. Herhalde gördüğüm kadarıyla bu kadar lider, bu kadar istenen, bu kadar çok tanınmış bir kişi olma haricinde de herhalde onun bir tarafta çocuklarınızla ilgilenirken onların yaşadıkları sizin için en büyük mükafat. Kesinlikle. Şimdi mesela bunu buraya koyalım. Kesinlikle. Her şeyden önce o zaman bu sadece bir kişinin yaptığı bir iş de değil. Evet. O zaman şunu da diyoruz, herkesin kısırlığı veya çocuğa ulaşmadaki sorunu aynı değil. Doğru. Sıfır noktasında geldiğimizde insanlar doğarken bazen fabrika ayarları bozuk olabilir. Hı-hı. Yumurtalığı olmaz, rahmi olmaz. Hı-hı. Anomalileri olur vesaire. Tabii. Bundan tıp çözüm yolları arıyor. Yani herkesin kısırlığı ayrı demek ayrı, istiyorsunuz burada. Ayrı. Ayrı problemlerden ayrı dolayı olabilir. Geçenlerde çok sevdiğim Vefbi Koç ödüllerini alan Mehmet Toner de başka bir şey söyledi ki benim iyi arkadaşımdır. Herkesin kanseri de ayrı. O zaman başlayan sistem ya hücrelerde başlıyor ki çocukların olmasını sağlayan bir spermler var, bir de yumurtalar var. Kadın erkekten geliyor. Evet. Demek ki bunların yapım hataları olabilir. Hı hı. Veya sonradan ki işte kısırlığı arttıran çok nedenlerden biri de şu anda etrafta gördüğünüz mesela obezite, evet, sigara kullanımı, efendim stres, evet, genetiği değiştirmiş gıdalar, hı hı, kişiye özel olarak genetik bozukluklar, bağışıklık, doğru, sistemi bozuklukları vesaire vesaire. Hı hı. O zaman birçok sebebi var aslında. Sebebi var. Zaten burada baktığınız zaman da o zaman kişiye özel sebepler tek tek veya birlikte olarak ortaya çıktığında bu gecikmeyi ortaya çıkarıyor. Hı hı. Şimdi diğer bir sisteme de bakacak olursak mesela benim sizi bugün görmem, değerlendirmem, burada olmam, kişileri görmem. Bazıları pozitif görebilir, bazıları çok heyecanlanabilir, bazıları nefret edebilir. Şimdi bu da beyin denilen bir sistem. Hı hı. Beyin deneyimlerimiz bozuldukça, algılarımız bozuldukça
kendi kendimize mekanizmamızı da bozabiliyoruz. Doğru. Kesinlikle geliyoruz. Benim çocuğum olmaz. Kayınpederim böyle, sosyal baskılarım var. Olmazsa Suriyeli ile evlenir. Şudur budur budur budur. İşte ben bunu nasıl yapamam? Çok güzel bir kadınım. Her şeyi yapıyorum ama yapamıyorum. Her şeye sahibim demek belki. Yani bir orası burası. Evet. O zaman da demek ki iki tane şeyimiz var. Bir de yeni çıktı biliyorsunuz. İkinci beyin bağırsaklar diye herkes burada konuşuyor. Doğru. O zaman bir ikinci beyin bağırsak, mikroorganizmalar, çeşitli moleküller, amino asitler, çinko, bakır, laktat, laktamat, neyse vücudumuzdaki dengelerin bozukluğu veya insülin direnci, şişmanlık vesaire. O zaman şimdi herkesin problemi ayrı ise, ki problemleri de var. O zaman hücrelerden bahsettiğimizde çocuk olabilmesi için ne gerekli? Bir tane sevgili kocamızın veya partnerimizin spermlerinin iyi dölleyebilir olması lazım. Evet. Ama erkeklerin çoğu yıllar boyunca ne yaptılar? Al kardeşim spermim iyi, benim çocuğum olur, kıllarım da iyi. Siz kendi halinize bakın diye kadınları çok zorladılar. Doğru. Ama son zamanlarda yapmış olduğumuz tahliller gösterdi ki çocuğa ulaşmaktaki zorlukların önemli bir sıkıntısının %50 kadarı da erkeklerden gelebiliyor. Oo, erkeklere de bakıyorsun değil mi? Obezite, içki, sigara vesaire. Birdenbire çarpılan erkek sayıları iyi olsa bile dölleme kapasiteleri spermlerin düştüğü için bir, iki yorgunluk. Bankacılar vesaireleri artık Avrupa zaten işin içinden çocuk istemiyorlar çünkü. Biz çok istiyoruz değil mi? 3 tane 4 taneye kadar politik olarak da bazı kendileri için doğru. Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor 3 tane yapın vesaire diye. Belki onlar kendi yönlerinden doğru genç Türkiye'yi geliştirmek istiyorlar ama o da ayrı bir konu. Evet. O zaman da baktığımızda demek ki bir tanesi sperm, bir tanesi yumurta, bir tanesi dölleme, bir de rahim içi, bağışıklık gibi bir olaylardan söz ediyoruz. Diğer taraftan da kafa yapımız, ilişkiler, cinselliği, yaşama sıklığı, yaşayamama, dizilerin seyredilmesi, dizilerden gelen, hani bilmiyorum tabii bir televizyonda konuşuyoruz, siz de oynuyor musunuz bilmiyorum ama yani negatif amaçlı diziler oluyor ve kişilerin çoğu oradaki kişilerle özdeşliyor. Evet. Şimdi demek ki bizim bir kişi geldiği zaman çift herkese aynı ansiklopedik bir şekilde bilgi verme veya konfeksiyonel şekilde herkese aynı tedavi uygularsak ki burada ben görüyorum yani bunun kadın, yanlış olduğunu mu düşünüyorsunuz? Programların hepsinde öyle herkes çıkıyor şu tabii meslektaşlar ben yaklaşık bakın lider bir adamım buyursunlar ne söylüyorlarsa söylesinler ve konuşurum da. Evet, tabii. Bir tanesi sayın halkımıza söylüyorum kısırlığa giden yolda kendi kendimize yapıyoruz. Doğru gidecek şeyi beynimizdeki bozuklukla olmayacak hissiyle panikle korkuyla algı bozukluğuyla biz yaratıyoruz. İki bazen de teknolojinin fazla kullanılması veya yerinde kullanılmaması çeşitli nedenlerle bozabiliyor. Geçenlerde birisiyle konuşuyordum ki ben de kendime baktım. Acaba benim çocuk ben doğarken genetik ayrıştırma tekniği olsaydı benim annem bunu kullansaydı ben olmayabilirdim. Mesela, demek ki tabii tekniği çok fazla kullanırsanız olacak şeyi de oldurmuyorsunuz. Evet. Şimdi biz bu şeyi anladık. Yani demek ki herkesin kısırlık nedeni ayrı. Biz geldiği zaman insanlara arkadaşlar buyurun tüp bebek yapıyoruz. Herkese aynı. Bunu yapmasınlar. Birincisi bu. İkincisi bu iş ciddi iş. Bilim, tecrübe, bilgi, sevgi, güven ekonomik olarak dengeleyerek bir insana yaklaşım gerektirir. Çok hassas bir konu. Çünkü şu anda geldiğimizde maalesef halkımız bu işi bir rant meselesi olarak görüyor. Güven eksikliği duruyor. Ve siz yaptığınızda, tedavi ettiğinizde yüzde maksimum aldığınız %50 bir gebelik oranıdır. %50. Maksimum. Ya ama maksimum. Kişiye özel. Evet. O zaman bizim her kişiye özel durumları saptamak zorundayız. İkincisi de kişilerin moralini bozmamak durumunda. Mesela kadın 42 yaşında evlenmiş geliyor. Kocasıyla yan yana oturuyor hanımefendi. Sizin maalesef yaşlısınız. Falan. Hemen girin ya oldu ya olmadı. Kadını zaten baştan kaybettiriyorsunuz o panikle. Tabii. Yani yaptırayım olursa olur.
veya şöyle yapın. Şimdi bizim yaptığımız balanslama tekniğinde bakın, evet, ona çok gelelim. Açık olarak söylüyorum. Demek ki herkesin kısırlığı ayrı, herkesin puyrom remi ayrı. Sadece bir kişi yapmıyor ki kadın bunu. Erkek de yapıyor, kadın da yapıyor, çevrede yapıyor, sosyal çevrede yapıyor. O zaman bunların hepsini koordine ederek bir sürü faktör var. Bilinçli olarak işin içine girmemizi sağlamamız, doktor dediğimiz veya bu bir grup bu. Bunun içinde doktor var, teknik var, hemşire var, takip var, telefon var, müthiş ekonomi. Müthiş bir işbirliği var aslında, değil mi? O zaman da baktığımızda da şimdi bir tanesi balans nasıl sağlayacağız? Buyurun, balansı geldi sizin karşınıza. Efendim merhaba, ben size çok güveniyorum. Her şeyi siz yapacaksınız. Bakın hanımefendi, çünkü siz lider birisiniz. O zaman sorumluluğu da siz alacaksınız. Buyurun yapın o zaman. Yapalım. Buyurun sorunu söyleyin. O zaman sorunu bir yöne tedaviye girmeden önce tüp test dediğimiz bir sistemde tüp test. Kişiye özel muhtemel sorunları tecrübe, bilgi, birikim gibi olaylara da bakarak kişiye neler problem olabilir? Bu demek ki hormon mu, kimyasal mı, fizik problemler mi, hücresel mi, doğumsal mı, anomali mi veya bağışıklık sistemi mi probleme çıkabilir diyeceksiniz. Birincisi bu. İkincisi gereğinden fazla rantöz veya beklentiyi arttırıcı bir söylemler. Şeyler söylemeyeceksiniz. Mesela biraz sonra belki vaktimiz olursa PRP yapıyoruz. Nasıl cildinizi gençleştiriyorsun. Yumurtaların içine de PRP yani bir özel geliştirilmiş serumlar. Kalitesi artsın yumurtalar. Yumurtanız artsın, kaliteniz artsın, her şey iyi olsun. Kişi geldiğinde kime kullanacağınızı, kime yararlı olacağını bilmezseniz buna karşılıkta kişi ilave bazı paralar ödeyerek artık bu iş oldu gibi gelirse, olmazsa da ne olacak o zaman? Ne olur? Kızar, reaksiyon gösterir, güveni azalır. O zaman bizim yaptığımız balans zinciri her şeyden önce kişiye özel ne problemlerin olduğunu bilgili bir doktor grubu tarafından değerlendirecek. Sperm, yumurta, hangi ilaç, rahim içi, bağışıklık sistemi. Bunun da çok fazla listeyi tık 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 yapmayacaksınız. Kimde ne çıkarı önceden bilerek bakarak bu olaya göre bir yol haritası çizeceksiniz. Ve o haritaya göre o testler yapacaksınız. Listeye göre. Ondan sonra da sperm, efendim bir destek terapisi alabilir misiniz? Efendim hayat tarzınızı değiştirirseniz bir şey olabilir mi? Ben iddia ediyorum ki bazı çiftlerin kesinlikle vücut, beyin, korku azaltılması, stres azaltılması, olayı olumlama şeklinde girildiği zaman ki aralara bazen biz akupunktur koyuyoruz, belli gevşeme teknikleri, tedaviler, ozon terapileri, kişilerin tüp bebeğe gerek olmadan kendisi kalıyor. Kimi zamanda. Kişiler de diyor aman hocam ne yapıyorsunuz bunları tüp bebeğe geldiler. Siz kendi kendine kaldırdınız para kay. Para kaybetmekle ilgili olarak bir doktor bir sistemin içine girerse hepimiz kaybederiz. Böyle bir endişesi varsa var doktor. Siz de kaybedersiniz. Evet. Danışanınız İkinci da kaybediyor. Önemli şey kadın. Kadın maalesef son zamanlarda 25 yaşında da olsa 30 yaşında da olsa kadınların yumurta rezervlerinde de azalma görünüyor. Evet. O zaman da demek ki azalma tam yerleşmeden onlara çeşitli opsiyonları, hangi ilaç kullanacak, laboratuvar çok iyi bir şekilde organize olması lazım. Tecrübeli ekip çalışacak. Kişiye özel veya yumurtaya özel hangi sıvılar kullanacaksınız? Nasıl onları geliştireceksiniz? Mesela son zamanlarda biz özel sıvılar kullanıyoruz ki yaşlı veya zor gelişmiş yumurtaların daha iyi geliştirelim diye. Bu doğurganlık aşısı olabilir mi? O farklı bir bu şey mi yoksa? Şöyle yapalım. Yumurtanın isteğine göre laboratuvarı kurgulamak. Evet. Yumurtanın yani neye ihtiyacı varsa evet, değil mi? Evet. Bu tabii ilaçtan bile geliyor. Yumurtaları geliştirmek için vereceğiniz ilaçlar. Son zamanlarda mesela biz kişiye özel hangi ilaç, nereden gelişmiş ilaç kullanılıyor? Bir de en kötü şeylerden biri gereğinden fazla dozlama. Hani kadınlar diyor ki senden 2 çıktı ben 10 isterim. Yapmayın. Sayıya göre fazla olmaz. Bazen hasta olabilirsiniz. Evet. Bazen yumurta kalitesi gidebilir. Ona bu kadar yapmışsınız rahim içi diye bana gidebilir. Bu kadar yaptınız. O zaman demek ki bir kafayı vücutla dengeleyeceğiz. Doktora güveneceğiz. Bazen çok de önemli.
sperm geliştirme için, yumurtayı daha iyi götürebilmek için değişik stratejilerle ön hazırlık yapmamız lazım. Evet. Doktorlar bana kızabilir. Ben ama şunu söylüyorum. Bakın, kişilerin kendilerine ettiği kadar doktorların da kendilerine ve hastalarına ettiği var. Doğru. Hemen gelip bugün geldin selamı aleyküm, ertesi gün yat aşağı ilaçları yap. Kesinlikle yapmayın. Bakın, testinizi yapın, anlayın. Bir de doktorları da anlayın. Bunlar da insanlar. Geçen gün ben mesela Doha'da konuşuyordum. Böyle kadınlar burada, hepsi dinsel olarak hani doktor. Kişilerle konuşurken aklıma gelen şuydu. Ya arkadaşlar, biz tedavi ediyoruz insanları. Çocuk alınca büyük sevap kazanıyoruz. Ben dedim asıl sevabı buradan kazanmıyoruz biz. Gebe kalamayanların dertlerini çekmekle, onların üzerlerimize gelmeleriyle, bizi suçlamalarıyla, ama bunları da çekeceğiz ki bunlardan onları tekrar çocukları tabii olacaksa ki tedavi edenin sevabı çok daha fazla. Doğru söylüyorsunuz. Oraya teşvik etme değil mi? Tamam. Onun duygularını tekrar toparlama, evet, cesaret verme. Evet, evet. O zaman demek ki herkes genetik diyor. Evet. Mesela yumurta için. Ben herkese genetik incelemenin gerekli olmadığını biliyorum. Dünya da bunu biliyor. Çünkü bir tane yumurta için gerekmediği zaman 350 euro vererek gebeliği arttırmadığını sadece informasyon alıyorsunuz. O zaman bizim korkumuz da yumurta gebelik olsun, çocuklar da sakat olmasın. Hep evet, sağlıklı çocuk istiyoruz ama şimdi teknik olarak gebelik kalsın, düşük olmasın. Bir de çok önemli şey, tedavi ederken gebeliği arttırmanız da yetmiyor. Düşük oluyor, biraz ya, evvel hanımefendi söylüyor. Değil mi? Şey olmuş, kalp sesleri gelişmemiş. Ben size aşılama yapayım. Aşılama yapıyorsanız kalp seslerini nasıl geliştireceksiniz de böyle bir şey olacak? Sorular mesela, bu. Evet. Çünkü biz doktorlar olarak zannediyoruz ki mühendisler doktor değil. Google'dan bize gelince listeyle geliyor hasta. Bu var mı, bu var mı, PRP'de var mı, doğurganlık ayısı var mı, gebelik desteği var belli mı? Belli kalıplara göre size sorular soruyorlar. Nadasınız var mı? Birisi çıkıyor, doktorlar da aralarında. Evet. Yani affedersiniz, bilmiyorum sizin mesleğinizde de herhalde o vardır. Biraz evvel gördüm çok sevgili arkadaşınız, evet, ne kadar aynen, birbirinizle samimiydiniz ama. Evet. Doktorun doktora yaptığını, mankenin mankene yaptığını başka birisi yapmıyor. Hatta bir de bunu da söyleyeyim, kadının kadına yaptığını da bazen. Bu cümle bence konuşmamızın sonu olabilir. Bu cümle üzerine bence uzun uzun düşünmeliyiz. Çok güzel anlattınız. Keşke birazcık daha vaktimiz olsaydı. İnşallah vakit sizi bulacağız. Ben zannediyorum sizle beraber gideceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kocaman bir alkış gelsin lütfen Profesör Doktor Timur Gürkan için. Biz bir haftanın daha sonuna geldik efendim. Bir haftayı daha bitirdik. Önümüzdeki hafta aynı saatte görüşmeyi umut ediyoruz. O anda da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.